adamı dinden imandan çıkartır Mehmet'ciğim. Öyle valla, ben de sabahtan beri aynı şeyi düşünüyorum. Da senin vizyon daha şey, daha manzaran da iyi yani. Bütün gitmeleri ve gelmeleri görüyorsun. Ben hiçbir halt göremiyorum burada ya. Çok şans. Yani hiç olmazsa program yapabilirsin burada ben. Konsantrasyon problemi yaşarken düzenli olarak. Evet değerli kent dinleyenleri, Kaybedenler Kulübü burası. Kent 101 FM dinliyorsunuz. Kaybedenler Kulübü son 9 yıldır olduğu gibi yine Kent FM Gümüş Suyu Yenice stüdyolarında, Gümüş Suyu Kent FM tesislerinde canlı yayında. Bu akşam değerli dostum Mete Avunduk ve ben Kaan Çaydam'la yaklaşık 3 saat kadar sizlerle birlikte olacağız. Ramazan da ya. Oruç moruç, sahur, gusül. Usul yani. Usul yani. Ya usul şey yapmak lazım. Sakinleşmek lazım. Neyse bunlar önemli değil. Bugün Değerli Kent Dinleyenleri Kaybedenler Kulübü her zamanki prensipleri dahilinde bir 3 saat vaat ediyor siz değerli İstanbullulara, değerli Kent FM dinleyicilerine. Her zaman olduğu gibi yine 3 önemli konumuz var. Bu 3 önemli konu ve telefon numaramız. Hemen bir hareketli bir Beatles parçası dinleyip biraz kendimize geldikten sonra sizlerle birlikte. Güzel çocuk. Hangi? Küperi. Burak ya. Hangi Burak ya? Bizim Burak. Burak. Ha. Burak yani. O cumartesi, pazar akşamları program yapan Ayşe'den sonra. Çok güzel çocukmuş bu ya. Güzel tabii ya. Evet değerli kent dinleyenleri, Kaybedenler Kulübü bugün ağırlıklı olarak Türk ve Dünya Edebiyatı'nda Erol Egemen
konusunu işleyecek. Buna milenyumun eşiğinde dünyanın hızla küreselleşen, hızla globalleşen dünyanın, üstelik Helsinki kararlarından sonra artık iyice hissedeceğimiz bu küreselleşme, bu küçülmenin eşiğinde, arifesinde tabii ki artık Türk edebiyatında da başlayan bir şeyden bahsetmek de çok trende uygun bir şey olmayacak artık sanıyorum. Zaten edebiyat ve kültür hayatında sınırlardan bahsetmek ne kadar doğru? Şüphesiz doğru. Ulusalcılık kavramı, kültür, yerel değerler ve bunların evrensel boyutları. Ziya Gökalp diyorsun. Taşınması. Ziya Gökalp olsun, Ahmet Hamdi Uşaklıgil olsun, Necati Tosuner olsun, efendim Timur Selçuk olsun. Olsun yani. Olsun vallahi. Olsun yani. Hiç geri durma yani. Bunlar da, bunları da tabii göz önünde bulundurarak bugün konumuzu Türk ve dünya edebiyatında Erol Egemen olarak belirledik. İlk ana konumuz. Buna bağlı olarak iki konuyla daha karşınızda olacağız. Telefon numaramız 0212-249-5076 değerli kent dinleyenleri. Bu arada bu gece sanıyorum 3 dinleyicimize Kaybedenler Kulübü Karga geleneksel partilerinden 16 Aralık Perşembe gecesi, yani yüzyılın son Kaybedenler Kulübü Partisi için davetiye vereceğiz. Bunun için bizi aramanız ve bir talepte bulunmanız ve size soracağımız birkaç küçük ve kolay soruya yanıt vermeniz yeterli olacak. Diğer konular Mete Avunduk tarafından size aktarılacak hemen bir müzik arasından sonra.
Saygılar Kaybanlar Kulübü dinleyenleri. Kaybanlar Kulübü yine Kent FM Gümüş Suyu tesisleri Yenice stüdyolarında canlı yayında. Az önce Kaan'ın da söylediği gibi ilk konumuzun, yani Türk ve Dünya Edebiyatı'nda Erol Egemen başlıklı ilk konumuzun dışında bugün yine birbirinden can alıcı, birbirinden tüyler ürpertici iki konumuz daha var. Özellikle de bunların ilki tahmin ediyorum hepimizin çok ilgisini çekecek. Bu konumuzu da kısaca bir başlık olarak vermemiz gerekirse Cuma akşamları düzenlenen ofis partileri, evi ofis partilerinde bulunan ağırlıkla 35-50 yaş arası bir türlü olduğu yeri ve sahip olduğu şeyleri hazmedememiş adamlar olacak. Evet, bu hakikaten çok ağır bir konu ama konumuzda bilgisi yok yani bu konunun. Evet. Ben bugün özellikle su basman kavramı üzerine konuşulmasını öneriyorum Kaybedenler Kulübü'nde. Çünkü bu hakikaten çok ihmal edilmiş bu konu. Su basman nedir? Ne değildir? Bugün Kaybedenler Kulübü'nün ikinci konusu. Kaybedenler Kulübü'nün üçüncü konusu ise küpe takan erkekler ve küpe takan bebek yüzlü erkekler. Ve küpe takan bebek yüzlü erkekler olacak ağırlıkla. Ben daha çok check wife kavramı üzerinde durmayı öneriyorum Kaan'cığım. Enteresan bir konu tabii. Enteresan bir konu hakikaten. Bunu su basman ve check wife kavramı. Evet. Ben bebek yüzlü ve çok küpe takan erkekler kısmına da Cuma akşamları ofis partilerine takılan ve hazım sorunu olan erkekler şeyini de eklemek istiyorum bizimle. Hayır, bir sakıncası yok. İstersen konuyu Cuma akşamı ofis partilerine katılıp kavga çıkaran dallamalar. Erkekler ve çeteleri şeklinde genişletebiliriz. Sorun değil yani. Ama bunların konumuzla ilgisi yok hakikaten. Bugün ağırlıkla su basman kavramı, check valve teknolojileri, tek kollu vanalar, daha doğrusu yuvarlak kesitli vana konsepti ve 21. yüzyılda bizi bekleyen, buna bağlı olarak bizi bekleyen su iletme teknolojileri, su temini ve cebri basınca maruz su iletim sistemleri. Evet. Evet. Tabii programı ilerleyen dakikalarında bütün bu başlıkları doğal kaynaklar ekonomileri ve serbest seks havuzunda bir araya getireceğimizi tahmin ediyorum. Saygıdeğer dinleyenler, tabii bu akşamın aslında sorarsanız en önemli hareketi Perşembe gecesi Kadıköy Karga'da gerçekleşecek olan bir başka Kaybedenler Kulübü Karga organizasyonu. Yalnızlar Partisi'ne 3 kişiye davetiye armağan etmemiz, daha doğrusu serbest giriş hakkı vermemiz olacak. Bunun için ve bütün bu akşam konuşacağımız konular için sadece bizi aramanız başlangıç olarak yeterli. Telefon numaramız 0212 249 50-76. Çok yorucu bir hafta sonu geçirmiş şey benziyorsun Kaan. Bunu daha önce söyleyen olmuş muydu bilmiyorum ama. Evet. 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 Yani ne dersen evet ederim. Evet. Görmeden evet. Arada Mete. Daha önce söyledim bilmiyorum ama çok yalnızım be. Çok yani. Anlıyorum ya Kaan. İnan bana, anlıyorum yani. Yani çok fena anlıyorum.
Çok fena anlıyorum. Gözümde canlanır koskoca manzara. Sevdim nerede, ben nerede? Suçumuzda iki ayrıldık biri. Kaybolmuş benim, ben ne halde? Gözümde canlanır koskoca manzara. Sevdim nerede, ben nerede? Neydi ki ayrıldık böyle, kaybolmuş benliğim, ben ne halde? Efkarım birikti, sığmaz içim. Bin sitem etsem de azdır kaderim. Unutsam yaşlı gözlerim, mutluluktan haber ver direk taşım. Efkarım birikti, sığmaz içim. Bin sitem etsem de azdır. Yaşlı gözlerim, mutluluktan haber ver dilek sen dinleyen. Buyurun. İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba. Ben küçük bir ek başlık açabilir miyim? Tabii. Aklımda buyurun. Bir şey vardı. Buyurun. 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 Biliyorsunuz bir Litvanyalı bir alim, mulis bir kişi astrolojiye dayalı bir kehanette bulundu. Hiç kimse de sallamadı. Biliyor musunuz bunu? Hayır. Hayır. İstanbul'da çok büyük bir deprem olacağını söyledi astrolojiye dayanarak. Önümüzdeki 1,5 saatten itibaren kehanet süreci başlıyor. Ve ben... Ne kadar sürüyor tam olarak? 3 gün. 3 gün çok. Bu çok erotik ya. Evet. 3 gün çok. Bu çok erotik ya. Ama genelde astrolojide de bu erotik duygular çok büyük şehvete yol açıyor daha sonra. Yerli bir ediyor. Evet. Bu çok hoş, enteresan bir konu. Bu konuyu uzun uzun konuşmayalım biz ya bu akşam. Tamam, peki kısa keselim o zaman. Sizin konunuz su şebekelerine dönelim o zaman. Buyurun, dönün. Siz zaten Taksim'desiniz. Taksim, yani su şebekelerini taksim eden yer. Yüzyıllardır. Aa, ne kadar zekice, çok şey. Ne yapıyorsunuz? Hangi bölgelere su vermektesin şu anda? Ben bir süredir yalnızım. Kimseye bir şey verdiğim yok. Hadi ya. Ben de en son geçen pazar falan sıvı transferi oldu. O kadar. Sıvı transferi en son. Bizde vanalar kapalı. İnanmıyorum. Yalan. Check valve yok mu sende? Check valve işte. Ya tek şey yapıyor. Gidiş var, giriş yok. Transfer olmuyor yani. Vallahi
Var mı yok mu bir karar verin. İyi canım, iyi. Yani, yani taşıma süre, taşıma süre değirmen dönmez. Bu da doğru. Bu da doğru. O yüzden bakma yani burada hani zıpkın gibi delikanlı şeyindeyiz ama format bu da doğru. Ama... Ulan güzel insansın sen. Ay Allah'a şükür. Sağ bu ol. Bu da doğru. Bu da doğru. Peki sayın dinleyen çok teşekkür ediyoruz. Allah şey yapsın. Allah akıl fikir versin diyorum ben. Evet. Evet saygıdeğer dinleyenler 0212-249-5076 bu akşam Kaybedenler Kulübü'nde özellikle de Perşembe geceki Çok Yalnızlar Partisi için bir iki promosyon çalışmamız olacak. Eğer bize katılmak isterseniz lütfen arayınız. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Koro. Çok itici. Gerçekten. Evet. O zaman tek tek konuşalım. Evet, iyi olur. Burayı, burayı yani. Ya çünkü ben çok şeyde kalabalık ortamlarda çekiniyorum. Tamam. Evet, çekinmene gerek yok. Bu daha iyi. Biz sadece bilet istiyorduk. Kaç kişisiniz? 3. Olmaz, fazla 3. Ama nasıl yani? Ama biz üçümüz gitmek istiyoruz. Üçünüz gidin. Ha, gidelim. Buna engel olamayız. Buna engel olamayız hakikaten. Ama biz gönderemeyiz diyorsun. Evet. Oldu o zaman. Olduysa sorun yok o zaman. Bizim için yapabileceğiniz başka bir şey var mı peki? Canımız sıkılıyor da bizim. Yemek yapabiliriz size. Biz yapıyoruz şu anda, ekmeklerimiz kızarıyor. Nasıl yani? Ekmek kızarma ve yemek yapma arasında nasıl bir bağlantı var? Kahvaltı yemeği. Nasıl yani? Şimdi... Yemek kahvaltı yemeği. Lütfen saçmalamayalım ya. Hakikaten ya. Yetişkin insanlara benziyoruz. Hayır hani değiliz. Biz de yani bu cümleyi... Ruhumuz genç. Bu cümleyi kurduktan sonra hangi şeyde yüzde bedava giriş istiyorsunuz ya? He. Kahvaltı yemeği ne demek ya? O zaman evet. Nasıl cümleler mesela? Nasıl cümleler? Evet, sizin kurduklarınız. Şimdi yemekler birkaça ayrılır. Yani breakfast dediğimiz. Su basmandan mı? Erken saatlerde yenen. Hı? Brunch dediğimiz daha geç sabah. Hı. İşte dinner olsun, beş çayı olsun. Hı. Lunch olsun. Bunlar bizim şeylerimiz. Anlıyorum, geç gece yemekleri, akkıvama, evet, köfte. Hı. Yani bu hangi formatta kahvaltı yapıyorsunuz? Bir açıklayabilir miyiz? Bu hiçbir formata sığmayan bir şey. Nasıl bir şey o zaman bu? Bütün gün yemek yediğimiz için böyle bir şey işte. Kaç kilosunuz? 62. Hiç işim olmaz benim. Benim annem 40 kilo. Benim annem de 45. Annelerim bir önemi yok. Tamam, bu bir ceza mı ya? Bir ceza. Ben şey sigaramı inceliyorum deminden beri. Bu bir ceza herhalde. Bu nasıl deminden beri sigaramı inceliyorum ben. Bu bir ceza hakikaten. Üç tane kadın bir araya geldi. Böyle bir şey istedim, Afrika'da şey yapardım, safariye çıkıp fil avlardım ya. İstediğim bu değil. Orada olmadığıma göre. Seni anlıyorum. Buradayım. Yani buradayım. Zaten evimi su basmış. Gerginim ya ben. Çok yalnızım ben ya. Muhtemelen şey yatağımı da su bastı. Yatağım da yerde ya. İlgilenemeyeceğim ben. Buyurun. İyi akşamlar. Buyurun. Ben önce özür dilemek istiyorum. Hangi konuda? Yani biraz sonra bir ses duyabilirsiniz, aptal bir ses. Ben şimdiden özür dileyim. Eyvallah. Şey, şimdi bu parti için. Hı-hı. Geçen partiye gittik. İşte verdik 3'er kağıt. Hı-hı. Gene gideceğiz. Hı-hı. Yani gene vereceksiniz. Yani. İşte evet. Bu para var diyorum ben. Yani nereye gidiyor? Yani Erol Egemen'e mi gidiyor bunlar? Ne oluyor? Hayır, Erol Egemen'le bir alakası yok. Ne yapıyoruz bunları? Bu paraları biriktiriyoruz. Ne için? Bu konuda bir net bir şeye varmadık daha. Karara varmadık. Birkaç ihtimal var ama. Birkaç ihtimal var. Ben 15 Ocak gibi San Francisco'ya gidiyorum. Bir 20 günlüğüne. Yani bu umutsuz gidişi finanse etmek için kullanılması ben yönünde destekliyorum. Bir şey tamam. Verdim. Bir dilekçe verdim. Mütevelli heyetine. Ama mütevelli heyetinin ana kararı yaz aylarında, Haziran ayında gerçekleşecek olan büyük partiden hemen sonra bir çeşit yani Kaybedenler Kulübü karga projesi olan bir proje, bir Olimpos'da geniş bir alanda bol bol yemek yemek, nar ağacı
ateşi yakmak, o bölgeye gelen İngilizlerin davranış biçimlerini incelemek ve müzik dinlemek. Evet, bu kısaca gibi, böyle söyleyebilirim. Gibi böyle yani çok netleşmemiş bir proje için ayrıldığını söyleyebilirim. Eğer bu yatarsa ben bir Z8 alacağım. Eğer bu yatarsa ben, yani bu yatmasa da ben şey yapacağım yani, bir title şey yapacağım hazır. Peki ben bu San Francisco'ya gitmiş yani. Karar doğrultusunda bir davetiye alabilir miyim? Peki? Hayır. Bu karar doğrultusunda alamaz. Yani karar değişirse, para bir şekilde Erol Egemen'in eline geçerse ben davetiye almak istiyorum. Ben Erol Egemen'in açık adresini ve telefonlarını vereyim size. Aranızda halledin yani, böyle bir sorunsal var ya madem. Ben güvence şey istiyorum çünkü kaygı duyuyorum. Yani. Buradaki güvence benim. Tamam. Benim kefilimde Kaan. Olur. Yani evlibici, mahallebici şey. Erol Egemen'le bir alakası yok sayın dinleyen. Metin olun. Harika. Hı-hı. Olur, sağ olun. Bence üç kağıdı basın. Şey basıyoruz, hep basıyoruz. İçiniz şey olsun, fena olsun yani. Gelin orada bizi bulun. Olur. Bakarız yani. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Evet, ben Türk ve Dünya Edebiyatı'nda Erol Egemen konusuna bir küçük bir evet, iş lütfen yapmak istiyorum. Bir alttan bir odun verirsen. Şüphesiz. Hafif odunu bir şeye baktım. Evet. C. Josh. Bugün herhalde takım giydin değil mi? Beyaz. Yani saçını böyle yaptırıp böyle bir pantolon giyip böyle bir kalçaya sahip olan bir kadın niye takım giymesin ki? Ya bunu anlayamam yani. Bunu şey yapamam yani. Bunu kaldıramam da daha doğrusu. Aksi şey. Evet, değerli kent dinleyenleri, Türk ve Dünya Edebiyatı'nda Erol Egemen. Belki beni uyandıran otomobilin gürültüsü olmuştu. Belki de farların ışığı. Gözlerimi açtığımda Noel ağacından sallanan ışığa boğulmuş bir oyuncağa benziyordum. O sırada yüzünü görmediğim bir adamın "Sen Erol Egemen olmalısın" dediğini duydum. Highmont Inns, Cehennemin Dibi. Evet, bir örnekti bu. Yalnızca bir örnekti. Türk ve Dünya Edebiyatı'nda Erol Egemen. Erol Egemen sen misin? Önümdeki arazi ölçme aletinden başımı kaldırdığım zaman arkamda toz bulutu içinde şirketin Land Rover otomobillerinden birini gördüm. Kızgın güneşin altında yüzü kıpkırmızı olan şoför başını camdan çıkartmış bana bakıyordu. Sen Erol Egemen misin? Hadi atla. Seni bürodan istiyorlar. Dertleri neymiş? I don't know. Belki de verdiğin yanlış ölçüler pistin eğik yapılmasına sebep olmuştur. Sırıttı. Genç mühendislerle alay etmekten her zaman hoşlanırdı. George Orwell, 1984. Evet. Anladığım kadarıyla gerçekten de bir ekol olmuş. Erol Egemen edebiyat. Bir edebiyat figürü daha çok. Bunu daha çok yani kara mizahla polisi arasında bir yere almamız mümkün mü sence? Daha ne düşünüyorsun? Erol Egemen, Türk ve Dünya Edebiyatı'nda Erol Egemen konusu bana kalırsa iki kategori içerisinde incelenmeli. Bunlardan bir tanesi 1950'li yıllarla birlikte başlayan Amerikan kara edebiyatı. Amerikan kara anlatıları. Gördüğümüz şu ki Erol Egemen oldukça önemli bir dedektif figürü olarak karşımıza çıkıyor 1950'li yıllardan itibaren. Ve Amerika içerisinde çok
kanlı ve şiddet ve kan içeren, fakat her zaman ağzında eksik etmediği sigarası, şapkası ve siyah beyaz çift renkli ayakkabılarıyla, her zaman ütülü pantolon ve ceketiyle klasik bir dedektif figürü olarak da karşımıza çıkıyor. Kıta Avrupası'na baktığımız zaman özellikle Leo Malle ile Dora'ya ulaşan Fransız polisiye geleneğinde, kara anlatı geleneğinde Erol Egemen'i her metinde ayrı bir karakter, her metinde ayrı bir sapkın karakter, sapkın ve tutkulu karakter olarak görüyoruz. Polisiye ve kara anlatı polisiye türünden biraz dışarıya çıkarsak, oldukça önemli edebiyat metinlerinde ise çok daha farklı, çok daha içsel bir karakter olarak karşımıza çıktığı bir gerçek. Bu konularda çeşitli örnekleri programın ilerleyen dakikalarında yer yer vereceğiz değerli kent dinleyenlerine. Evet. İstersen çok fazla ara vermeden ikinci konumuza da bir giriş yapalım Kaan. Daha sonra dinleyicilerimizin telefonlarıyla da herhalde konuyu daha bir güzelleştirip bir yere doğru yönlendirebiliriz. Nedir bu su basmanı hikayesi? Check valve'ler neye yarar? Su basmanları, sular altında neler olur? Su basman Türkçe bir kelime her şeyden önce. Türkçe çok fazla Türkçeleşmiş bir teknik kavram. Öncelikle evet, bunu ifade etmek isterim. Gurur duyarak ifade etmek isterim. Evet. O kadar. Anlıyorum. İyi akşamlar. Alo. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Özge. Özge. Evet. Soyadınız? Öztürk. Özge Öztürk. Evet. Buyurun. Bir şey söyleyemeyeceğim sanırım. Çok hastayım. Geçmiş olsun Özge, ama sesin çok etkileyici geliyor. Öyle mi? Yani belki hastalıkla da ilgisi var bunun, ama yani genelde de öyledir zaten. Sanırım genelde öyle değil. Hasta oldum. Hayır, yani genelde hasta olunca etkileyici gelir sesler. Öyle olur, evet. Evet, tamam, anladım. Çok hoş yani şu anda. Evet, o zaman böyle kalsam iyi olacak sanırım. Yani mümkün olduğunca çok konuş bence. Peki. Nasıl, bu mümkün değil. Yani hep böyle kalmak. Evet, ama evet, mümkün değil sanırım. 6 tane ilaç verdi doktor. Hepsi rengarenk ve ben onları hepsini yuttum. Şimdi çok uyku bastı. Yan etkisi varmış, uyku yapıyormuş İlaçlar. O yüzden uyuyacağım, ama sizi dinlemek istiyorum. Annem bir taraftan radyonun fişini çekmeye çalışıyor uyuyayım diye. Hı hı. İşte öyle. Ama neyse, yarın akşam da var diye ben de fazla ısrar etmeyeceğim sanırım ve ilaçların etkisiyle uykuya dalacağım. Güzel, tatlı bir şey, uyku olacak, tatlı bir uykuya geçiş. Bir sürü hasbelkader tanıştığım bir sürü radyo dinleyeni, özellikle uzun ve sıkıcı hikayeleri anlattığımda benim sesimin uykuya geçişte çok güzel bir faktör olduğunu söylüyorlar. Ben de katılıyorum, çünkü tabii başka fikirler de var bu konuda. Mesela özellikle yani erkek arkadaşıyla sevişmek için bizim programı bekleyen hasbelkader tanıştığım, hatta zaman zaman bana hadi konuş hadi konuş diyen, zaman zaman yani hadi konuş diyen hasbelkader tanıdığım bir sürü insan oldu. Bunu da yeri gelmemişken burada ifade etmek isterim. Senin sesinin böyle bir etkisi var, bana da bir kere olduğunu. Nasıl oldu? Sen alt katta konuşuyordun. Kimle? Hatırlamıyorum.
Sen üst katta ne yapıyordun? Hiç dinliyordum. Anladım. Bence şey insan... Bir kulağım sendeydi yani öyle şey. Anladım. Allah razı olsun. Bir ritim duygusu var sesinde. Var. Bir ritim var. Var. Evet. Bir ritim duygusu var. Ya bence şöyle bir şey var. İnsan o anda neye eğilimi varsa senin sesin ona doğru daha da bir itici güç olabiliyor. Yani şu anda benim uykum var o yüzden uyuyacağım ama... Peki, başka yani, bir şey yapmak istiyor olsaydım onu daha çok istememe yol açabilirdi sesim. Anladım yani mesela hiç yani seks yaparken şey oldu mu, bir etkisi oldu mu sesim, bir katkısı oldu mu sonra? Evet, daha çabuk geldim. Sen geldin. Evet. Bu iyi kız yani, bu iyi bence. O zaman ne oldu? O yani... Mutlu olmuştur o ya. O evet. Mutlu evet, olmuştur evet. Çünkü bazı oldu mesela, bir kere şey oldu ya, kusura bakma dedim ben, çok erken oldu. Sorun değil dedi ya, ben daha erken oldu dedi. Evet işte o da artık beklemek daha, yani beklemek zorunda olmadığını anlayınca gayet mutlu. Annen oldu. Nerede? Yanımda. Güzel. Ya bunlara haberi var mı diyecektim ben de. Evet haberi var bunda. İyi. İyi. Ben böyle ilişkileri şeyim yani, destekliyorum böyle. Yani milenyum ilişkileri bunlar. Öyle ya. Meteciğim öyle ya. Kanlı ya. Öyle. Öyle yani. Öyle. Öyle. Evet, benim annemin de çok şey, ilişkileri çok iyi. Milenyum ilişkileri mi? Evet. Hı, ne gibi? Yani eve gelen giden arkadaşlarımla ilgili olarak. Hı. İlişkileri gayet ağırlıkla bu dönem mandalina, elma ikram ediyor. Annen mi? Evet. Ha, benimki de öyle. Tanışmak isterdim annenle, doğrusunu ister. Olabilir. Benim annem biraz önce kızın annesi 45 kiloydu değil mi? Benimki de 50 kilo. Ben 45 kiloydum. Doğru bir anne formatı. En iyi hangi yemeği yapar? Karnıyarık. Duman. Olur. Olur değil mi? Olur. Duman olur. Daha bayağı birçok yemeği güzel yapıyor aslında. Duman olur. Olur yani. Evet. Geçmiş olsun Özge. Çok teşekkür ederim. Telefonlarınız çalıyor. Evet. Partiye gelecek misin? İyi olursan. Evet. Annen gelecek mi? Gelmek ister mi yani? Yok, istemezmiş. Öyle diyor. Kaşlarını kaldırıyor bana. Niye ki? Bilmiyorum. Çalışıyor o yüzden herhalde. Sabah. Ya ben okuyorum ama ben yani okul devamsızlık önemli değil ama tabii işe gitmek zorunda olunca insan. Ben bırakırım. Saat 11-11.30 gibi bırakırım annen eve. Eğer sorun buysa yani. Yok, onur duyarım yani böyle bir şeyden. İstememiş. Çok teşekkür ederim. Okey, peki. Ben geleceğim ama. Peki, güzel. Umarım. Hoşçakal. Hoşçakalın. Şey, İkiniz de. Eyvallah. Evet. Yoldan ayırma ya Rabbi. Sen yarattın sen. Please.
Bu arada Kaybedenler Kulübü kültür etkinliklerinden bir tanesi. Yeni bir tanesi. Hakkında da bilgi vermek istiyorum değerli kent dinleyenlerine. Sanıyorum 19 Aralık. Evet. Pazar günü saat 12.02 arası Süper Online. Gece mi ya? Yok. Yemek gece. 12.02 dediğin ne? 12 şöyle söyleyeyim o zaman. 12.14. Ha, okey. Tamam. 12.14 arası Süper Online chat konukları olacağız Süper Online'ın. Very important person olarak orada bulunacağız. Bizim şeyimiz ne zaman? İletişim ödülleri törenimiz ne zaman? Gecikmesin ya. Gecikmesin hakikaten ya. Yaz gelmeden şunları bir değiştirelim artık. Saat işte 12 14 arası chat yapacağız. Mesajım. Canım. Ondan sonra da yemeğe çıkacağız. Doğrusu bu. Doğrusu bu canım. Doğrusu. Ben yemekten umutluyum. Doğrusu bu. Ben size geri dönerim dedi. Tavsiye etmem dedim. Ben de tavsiye etmem bunu. Tavsiye etmem dedim. Siz bana geri dönün dedi. Ben dedim yani mümkün değil. Mümkün değil. Heteroseksüelim çünkü dedim. Yani böyle bir şey mümkün değil dedim. Ne yapacağız o zaman dedi. Yani o zaman şimdilik bağlayalım konuyu dedim. Olur dedim. Akşam yemeğe çıkarsak olur dedim ya. Orada konuşuruz dedim yani. Ne olur ne olmaz dedim yani. Ne olur ne olmaz yani. Sabah yine erken boşalıyorum. Yani hiç niyetim yoktu aslında. Temizlikçi gelmiş. İşte mutfağı temizledi. Ben arada şeyde Cine5'te bir iki tane iyi film seyrettim. Yani öğleden hemen önce ve öğleden mutfak hemen... Mutfak bayağı kirli demek. Kirliymiş demek. Mutfak kirliydi. Hangi mutfak bu? Bir arkadaşın evindeyiz Hacı Badem'de. Allah Allah. Orada işte mutfaktayız. Ben dedi buraları temizleyeyim sonra dönerim dedi. Hı-hı. Ben tavsiye etmem dedim ya. Yani hep döneceksen hemen dön dedim. Hı-hı. Sonra temizlersin dedim. Sonra temizlersin dedim. Öyle oldu. Daha çünkü insan eli ayağı titriyor. Şeyde. Temizlik yaparken. Gerginlikten olsa gerek. Sonra tabii özellikle de 1970'li yıllarda Bernard Shaw'du galiba. Onun birkaç denemesinde. Bernard Shaw top muydu? Evet. Onun birkaç denemesinde de rastladığım gibi aşırı telkin bir tür telkin. Şu ağza takılan tellere. Hayır canım, ben sakinlik telkin anlamında telkin den bahsediyorum. Aşırı telkin bir tür şey yapıyormuş. Yani her şeye bir el atayım, her şeyi bir temizleyeyim, toparlayayım hissi yaratıyormuş kadınlarda. Aşırı sakinleşme. Aşırı sakinleşme. Freud da doğrular bunu zaten. Belirli yazılarında. Yani. Evet, buna katılıyorum tabii. Ama yani Freud'u eğer masaya yatıracaksak bir Victorian ahlak anlayışından kaynaklanan bir takım noktaları da es geçmememiz lazım bence. Geçmiyoruz. Geçmeyelim yani. İşte anladım ben. Ha işte yani bu çünkü evet. Yani bir Victorian anlayışta böyle bir şey yok çünkü. Yani. Buyurun sayın dinleyen. Lan. Lan şey. Tiyatroda bulunduğum yıllarda Kral Lear'ı oynuyoruz. Arkadaşlarla. Nerede? Hangi anlamda? Nerede oynuyorsun? Sahnede. Ha, bayağı sahnede oynuyorsunuz. Evet. Ya halk için oynuyoruz. Şimdi sanat... Halk için de yani. Sanat halk için midir, sanat için midir? Şeyinde İslam'da. Tartışmasının çok yoğun olduğu. Hangi yıllar? 1903-1904. O yıllarda bu daha çok sanayi devriminden önce, sonra tabii bu. Hangi sanayi devrimi? 1800 işte
Ondan sonra oluyor. 50-60'lardaki sanayide. Yani burjuva sınıfı daha yeni oluşmaya başlıyor. Aşağı yukarı. Oluşmuş. Aşağı. Çocuk işçi kullanımında yeni yeni kısıtlamalar getiriliyor. Ve kadınların hala daha seçme ve seçilme hakkı yok. Yılları. Evet. O yıllarda tabii sanat halk içindi. Daha sonra yani yüzyılın sonlarına doğru sanat gerçek yerine oturdu. Bu geniş kitleler tarafından öyle anlaşıldı. Molière'le içiyoruz bir gün. Molière dedim ya. Sen ne yapıyorsun dedim ya. Ben yazarım dedi. Bursa'dayız. Valilik makamında. Bizim Ahmet Refik. Oturuyoruz akşam sedire. Küçük çay bardaklarında şey var. Rakı makı bilmem ne bir şeyler var. Sanattan, tiyatrodan, hayattan, kadınlardan, aşktan, seksten konuşuyoruz. Ahmet Refik de paşa o yıllarda. Paşa olmuş yani. Ahmet Refik paşa diyorlar. Sanat, ben biraz Hedra'ya bakacağım. Hedra kim? Nasıl? Kim? Ahmet. Hedra. Şey yapma. Aşağıya bakma yani. Yani Belizan'dan daha aşağıda olan şeylere bakma. Niye ya? Ben çok memnunum. Ben şu anda ben konuşuyorum. Sen bakma. Sen bakmayacağım, ben bakmayacağım. Kim bakacak Mete ya? Bakan olur be, tamam be. Allah sahibini başsın, o da dünya rahat bacımız olsun. Güzel bir insan. Hangisi? Hedir. Hedir Duman ya. Hı. Buyurun sayın dinleyen. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şeyi anlatıyordum. Sanat. Evet buyurun. Ha, sanat mı yoksa sanayi devrimi? Sanayi devrimini geçtik sanayi devrimini. Geçtik. Yani çocuk işçi kullanımına kısıtlamalar getirildi. Evet. Çalışma saatleri 8 saate indi. Cumartesi günleri öğleye kadar olan çalışma saatleri buçuk olarak hafta içi saatleri eklenip cumartesi fazla. Ve pazar günleri tatil ilan edildi falan filan. Geçtik bunları yani. Burjuva sınıfı oluştu. Tekelleşme süreci başladı. Karl Marx kapitali yazdı. Trustler tabii. Neydi o şey... bu maymun muhabbeti yapan bir şey Darwin. Ha, Charles Darwin türlerin kökeniyle ilgili zaten... metnini oluşturdu. Galapagos'lara gitti geldi. Evet. Bayağı gitti. Friedrich Engels babasının fabrikasını da çalışmayı reddetip işte bir takım şeyler yaptı ya, bu arada. Uçaklar çıktı işte. İnsanlar tuvaleti buldu. Troçki İstanbul'a geldi gitti. Geldi. Gitti Freud'a Kahlo Troçki'ye verdi Meksika'da. Abi evet. Freud deme ya. Troçki ya. Fredo Kahlo ya. Kahlo yani. Ben de aradan Freud verdim. Kimden ne vermedi Freud'a Kahlo ya? Evet buyurun sizin sorununuz ne? Ya ben hayat yani ne sanat mı hayat mı ne yani? Seks. He. En güzel yani. Sanat seks için. Peki seks bir sanat mıdır yoksa bir absurd bir sanat. Ha? Şüphesiz ki sanattır. Nasıl bir sanattır yani? Güzel bir sanattır. Yani güzel sanat. Güzel sanatlar. Peki niye üniversitelerde yok yani? Var. Güzel sanatlar. Şöyle bir üniversitelerde akademiler var ya. Ya ama üniversitelerde olarak, şöyle bir girer çıkarsanız yani. Kantinlerde olsun. Ya o şekilde tabii. Atölyelerde olsun. Belli boş mi? Sınıflarda olsun. Sürekli bu konuda çalışmalar. Hiçbir puanı yok mesela. Geçen gün takılıyoruz Mimar Sinan'ın arkadaşlarla. Dedim ben güzel sanatla hayranım dedim ya güzel sanatlara dedim. Ama yani şey yok sınavı yok abi. Ne demek istiyorsun ya? Ya resmi sen? Değil ya. Her yani şeyin sınavı giremez. Olmasın mı? Ne sınavı ya? Sanat ölçülebilir bir şey değil ya. Tabii ki canım. Kim yapacak sınavı? Kim bir değerlendirecek? De, Normandiya'dayız. Yanlış söyledim yine. Dilim sürüştü. Norveç'teyiz. Lotka içiyoruz. İşte yani bir fiyortlardan bir tanesinin üstünde bir ev var. İşte vodka içip köpek balığı soğukta kurutulmuş köpek balığı içiyoruz. Mis. Akşamları da genellikle ya ringa tanga.
Ringa. Balık. Ringa. Ha. Ya ringa ya da kuzu kellesi. Anladım. Kuzu kellesi. Daha doğrusu kuzu yana yiyoruz. O yıllarda yani o dünyanın bölgesinde çok fazla kuzu bulunmadığı için kelle kavramı da çok gelişkin değil. O yüzden bir tek yanağını yiyorlar. Yazık. Yazık. Hakikaten yazık. Yazık. Ziyan yani. Neyse işte Wittgenstein orada dedi şeyi ilk defa. İnsanların derinlikleriyle oynamayın dedi ya. Güzel demiş. Güzel, buyurun. Ben bağlandım da haberiniz yok galiba. Hayır, var. Ha, var. İlgilenmiyorsunuz. Ha. İlgileneceğiz. Ha, tamam. Şimdi mi? İhtiyacınız var mı? Tabii ki var. İlgilenmeye. Hı-hı. Çok mu yalnızsınız? Evet. Okey, hemen ilgilenelim. Hı, tamam. Ama kuzu yanağından bahsetmeyelim mümkünse. Olur. Hı. Olur. Zaten yani kişisel olarak almayın bunu. Yok, kişisel olarak almadım. Üzüldüm. Niye? Kuzuların yanaklarını. Ha, evet. Acıklı biraz. Eğitim durumunuzu öğrenebilir miyiz? Öğrenciyim. Nerede? Güzel sanatlarda. Olur. İyi mi? Bana göre iyi. İyi. Ödev yapıyorum. Çok sıkıldım. Ne ödev yapıyorsunuz? Sulu boya bir şeyler. Sulu boya bir şeyler ödevi mi? Hı hı. Veriyorlar size. Hı. Ben şeye yardımcı olayım, kompozisyona. Tamam. Ne çiziyorsunuz şu anda? Yani neyi suluyorsunuz? Henüz işte bir şey yok. Bir şey sulamam lazım ama bir türlü beceremedim. Canım sıkılıyor çünkü. Sesinizdeki tınıyı sevmedim ben ya. Neden? Gergin misiniz? Evet. Niye? Sıkıldım, mutsuzum. Kötü hissediyorum kendimi yani. Sıkıldıkça. Pardon. Hı. Çıkıp bir hava alın. Aldım. Kâr etmedi. Nasıl? Etmez. Neredesiniz şu anda? Evde. Hayır yani coğrafya olarak. Acıbadem. Acıbadem. Hı. Olur. Olur olur. Yakın. Olur. Ziyaret. Bir, evet. bir çeyrek geçe gibi oradayız. Vallahi çok sevinirim. Olur. İyi olur yani. Olur. Hı. Tamam. Zaten geleceğiz yani. Öyle mi? Hı hı. Tamam. Vallahi çok iyi olur. Tek başıma. Yalnızım şu anda evde. Ev arkadaşlarım gitti. Kaç ev arkadaşınız var? İki tane daha var. Sorun değil. Ama onlar yok. İşte daha yani sorun değil. Ha, o sorun değil. Ha, iyi. Gerçi deplasman şeyinde değiliz biz bugünlerde. Yani daha çok içeride maç oynamayı tercih ediyoruz. Ha, öyle mi? Aha, yani 7-Eleven'dan alırız sizi. Ha? Aha. Anlamadım. Tabii. Ha. Yani, olur yani. Olur, tamam. Beni alın ya da buraya da gelmeseniz olur. Beni bir yerlere götürün. Bir şey yapalım. Emin olun, yapacak bir şey buluruz. Ben fikir çok bende ya. Ben çok kreatifim bu konuda. Gerçekten mi? Evet tabii bence ya. O zaman bir, tek başıma yapabileceğim bir şey var mı? Bir fikrin? Şüphesiz var. Sıkılmamak adına. Şüphesiz. Ne yapabilirim? Saat 1'e kadar bizi dinle. Ha. Saat 1.10 geçe giyinmiş ol. Hı. Saat 1.20 geçe Türk Telekom'un önünde ol. Evet. Ben fikir vereceğiz orada. Orada biz şey yaparız. Ay, yüz yüze yani. Bu fikirler yüz yüze mi verir? Yok ya da yüz yüze olsun. Yani şimdi verirseniz yüz yüze, belki. Yüz yüze de olur. Şey de olur yani. Her türlü de olur. Her türlü olur. Her türlü olur. Her yani. Türlü olur. Hı. Belki şimdi verseniz benim durumumda olan arkadaşlar da faydalanırlar. Vereceğiniz yaratıcı fikirler. Sakin ol. Ha? Sakin ol. Nasıl? Yani fikir olarak şey yapıyorum. Fikir vereyim dedim. Ha. Sakinim zaten. Tamam işte saat 1'e kadar sakin ol. Hı. Hı hı. Sabredeyim. Hı hı. Peki öyle yapayım bari. Hı hı. Hı. Evet. Buyurun. Bu kadar mı? Buyurun evet. İyi o zaman. Bence de iyi. Hı. Hoşça kal. Hı. Tamam. Evet, saygı değerli dinleyenler. Daha önce de söylediğimiz gibi Perşembe akşamı saat 21'den itibaren Kaybedenler Kulübü Karga organizasyonlarının ikincisi Kadıköy Karga'da gerçekleşecek. Çok Yalnızlar Partisi adı altında ve Perşembe gecesi doğal olarak yayında değil, orada olacağız. Eğer katılmak isterseniz ve
serbest giriş hakkı edinmek isterseniz lütfen bu gece bizi arayınız. Telefon numaramız 0212 249 50 76. Şu ana kadar bir davetiye verdik ve iki davetiyemiz daha var bu gece. Sahiplerini arayan. Evet. Çok yalnızım. Sayım. Bütünüyle sayım. Öyle böyle değil yalnızım yani. Bütünüyle sayım. Nasıl olacak bilmiyorum. Evet, sayın İlyan buyurun. Alo. Alo. Lan. Efendim. Merhaba. Merhaba. Davetiye içine buyurun. Çok az geliyor sesiniz, böyle davetiye şey bulmamışsınız. Ha, öyle mi? Evet. Oldu mu şimdi? Hayır. Tamam. Ağzınızda bir şey mi var? Yok, hiç şey yok. Piercing artık. Efendim? Yok, bir şey yok ağzımda. Piercing nerede? Dilinizde mi, dudağınızda mı? Dilimde var da. O yüzden gelmiyor herhalde. Bu konuyla ilgili ciddi fantezilerim var benim ya. Hangi konuyla ilgili? Dilde şey... Pütür. Hayır. Ne deniyor ona? Edir ne deniyor ya? Ha şey... Piercing işte. Küpe. Dil küpesi. Dil küpesi. Dil küpesi. Benim çok ciddi fantezilerim var ya. Ne sesi var? Geçen de... Arkadaşla şey yapıyoruz. Kanepede. Dedim bu ne ya dedim. Küpe dedi ya. Dedim ne işi var bunun burada ya dedim. Çıkart şunu dedim ya. Dön dedim ya. Baya. Ayıp lan. Çıkarmamıştı abi. Çıkmaz öyle hemen. Geçen gün oldu bize. Arkadaşla şey benzetmek gibi olmasa aynı kanepedeyiz. Bu ne dedim ya? Şu dişime bir şey çarptı ha. Bak buna. Bir acıdı. Bu ne dedim ya? Ne hakkın işte, var buna ya senin? Ne hakkın var? Şey dedi ya işte bir şey Pierce'lı bir şey dedi. 1983 yazında Armutlu'da okuduğum bir Agatha Christie romanı aklıma geldi. Birden. O anda evet. Üç saniye kadar sessiz kalıp dön ya dedim. Dön dedim ya. Dön dedim ya. İyi demişsin tabii. Şimdi diyecek de bir şey yok. Şimdi bakıyorum. Hani doluya koyuyorum. Dolmuyor. Boşa koyuyorum. Dur bende şey var. Bensin var mı? Olmuyor. Hakikaten öyle yani. Diyecek de bir şey yok yani bu durumda. İnsan hayatının yok. Böylesi çaresiz kaldığı anlar olmuştur hep tabii. Yani bunlara da şey yapmak lazım. Hazırlıklı olmak, metin evet. Olmak. Buyurun benim de o yani ciddi fantezilerim var. Buyurun. Bu şekilde isteyemezsiniz Ahmetciğim. Hocam var mı? Benim çantamda. Nasıl? Yani bu şekilde istemeyin. Peki. Böyle istemeyin bu. Olmaz böyle yani. Tamam. Buyurun. Şeyiniz ne? Yani ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorum? Ya işte sırtım ayağı ağrıyor. Pardon? Ya şimdi eve geldim, yeni geldim. Sarhoş musunuz? Yok, değilim yani. Eliniz ayağınız mı titriyor? Yok. Bayağı sakin aslında. Ha, yani yeni mi orgazm oldunuz diye şey yaptım bir an hani. Yok hayır. Ya iyiyim, normalim şu anda yani. Bitim İyisiniz yok. Yani. Bu normal haliniz yani. Ya evet. Ha, peki size davetiye veremeyeceğiz kusura bakmayın. Peki. Of. Geçen gün aynısı oldu. Yavrum dedim ya yani konuşacaksan çıkar şunu ağzından dedim ya. Ne var ağzında? Tam göremiyorum ağzında ne var. Karanlık. Yok yani saçları maçları falan kapatıyor. Dedim ya da çek şu saçları dedim ya. Çek topuz yap saçlarını dedim ya. Bari dedim yani. Tutup toplasaydın ka ben hep öyle yapıyorum. Ben de. Ya çünkü bu güzel sanatlar çok görsel şeyler ya. Ben görmeden nasıl mesela
Mesela ya. Görmeden nasıl alayım ya güzel bir sanatı? Merhaba. Merhaba. Alıcı değilim yani ben o noktada. Anladım evet. Yani şey... Gogen'le içiyoruz bir akşam. Talep yaratıp doğmuyoruz. Uzak doğudayız. Hangi? Hangi ne? Hangi uzak? Hangi uzak doğu? Yakın ama. Çok uzakta, Tayland yakınlığında bir doğudayız. Gogen dizim ya. Bu ne dizim ya? Ne dedi? Bu güzel bir sanat dizi. Gogen. Emin misin dedim. Çekik mi dedim ya? Tayland'dayız. Bizim Van var. Dedim çok pembe kullanıyor bu herif dedim. Van dedim. Çok pembe kullanıyor. Kim o? Van işte. Çok pembe kullanan kim? Gogen ya. Bizim Paul. Paul Gogen. Leş o ya, leş o. Bu herif aslında yazar olacaktı zaten Kaan dedi. Yani günlük münlük falan filan bir şeyler yazıyor dedi. Çocukluğundan taşıdığı bir takım problemler var dedi. O yüzden anlayış öyle göstermek lazım dedi. Çok içerdi. Noa'dayız. Bir akşam Gogen yazıyor. Dedim ne yazıyorsun ya Gogen? Dedi işte bu dedi pirinç rakısının dedi şeyini yazıyorum dedi. Kitabını yazıyorum dedi ya. Kaç yıl oldu dedim. 15 yıl oldu dedi. Dedim yaz ya Gogen. Yaz dedim ya. Kargadayız. İsmail var bizim. İsmail dedim ya. Yaz dedim ya. Yaz dedim ya. Niye yazmıyorsun dedim. Nereden başlayayım dedim. İsmail bir gitti geldi. Nereye gitti geldi o? Zincire gitti geldi. Niye gitti? Yani gitti geleceklerdi. Ne oldu? Ne olmuş? Olmamış. Yani geç olmuş. Sence niye? Geç gitti. Niye? Muhabbete dalmıştı herhalde. Evet, buyurun sayın dinleyen. Nasılsınız bu arada? Bayağıdır buradayım da. Radyodan da gayet güzel sesiniz geliyor. Yani siz kaç dakikadır oradasınız? Yaklaşık 20 dakikadır falan. Ya yani ben telefon başında bekledim. En az 75 dakikadır burada oturuyorum sayın dinleyen. Evet, sen de haklısın tabii. Yani. Öyleyim, evet. Buyurun sayın dinleyen. Ya öyle oturuyordum işte. Hı-hı. Bir yazıyı bilgisayara geçiriyordum. Nedir yazı? Canım çok sıkıldım. Yazı nedir? Yazı şu şey, Kemalizmin günümüzdeki anlamı ya da yeniden doğuşu, Ahmet Taner Kışlalı. Bayağı canım sıkıldı. Niye onu bilgisayara geçmek ihtiyacı hissediyorsun? Zaten bilgisayara geçmiş hali yok mu onun? Yani bilmiyorum. Biraz aslında zaman doldurmak gibi bir şey yani. Yapacak başka bir şey yok. Öyle. Anladım. Yalnızlık biraz işte. O hepimizde var be. Ben çok yalnızım. Öyle mi? Çok yalnızım. Geçen gün arkadaşlarla ağlıyoruz. Niye ağlıyorsunuz dedim ya. Tamam ben ağlıyorum ama siz niye ağlıyorsunuz dedim. Niye ağlıyorlarmış? Hı? Dinlemedim Mete ya. Yani ben ağlayan erkeğe tahammül edemiyorum. Aynen. Aynen. Ben ağlayan kadınları da tahammül edemiyorum. Geçen akşam Tuna var bizim. Kargalı'nın yeni barmeni. Neydi ismi? Tuna. Tuna. Doğru evet. Tuna dedim. Ya ben biraz yol aldım. Hani arkadaş yeni geldi. Ona yetişmesi lazım dedim. Sen merak etme dedi. Baktı. Mavi giyiyormuş. Yanımdaki arkadaş. Mavi renkli bir şey yaptı ona. Alevli malevli bir şeyler. Değil mi? Efendim? Yanar döner bir şey mi yok? Yok alevli, bayağı mavi, buz mavisi ya. Ha. Buz mavisi. Sonra dedim ya. Bu gece ne yaptınız? Yürüdük. Ve sonra ne yaptınız? Sucuklu yumurta. Sonra? 1980 Kutman. Sonra ne yaptınız? Güzel. Sonra sen uyudun. Sonra? Ben yatıyorum dedin. Sen yukarı çıktın. Evet. Sonra ne yaptınız? Yani ben zaten sonra. Sonra yattık işte. İyi miydi? Şimdi ben kanepede yattım. O kısmı iyiydi diyorsun. Evet. Kanepe iyiydi. Anlıyorum.
ben epey iyiydi. Neyse onu anlatacağım. Ne anlatıyordum ben? Aslında ben bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu şeyle ilgili. Ben ne anlatıyordum? Uyuyamam şimdi akşam. Ne anlatıyordum ben? Yatıyordunuz. Nerede? Kanepede. Kimle? Tek başına. Ne zaman? Orada kaldın. Bilemiyorum artık. Kargadan çıktın, yürüdün, sucuklu yumurta yaptın ya. Sucuklu yumurta yaptık değil mi? Dumandı değil mi? Evet. Hatırlıyorum onu ben. Ben uyuyordum. Baktım evde bir gürültü, bir patırtı var. Ne oluyor ya dedim. Bir kalktım sucuklu yumurta kokuyor. Aman dikkat et falan. Aynen. Dağılmış şeyi. Hadi ya. Tavaya. Bir köşede. Sucuklu yumurta yemişiz işte. Sonrasını hatırlamıyorum ben. Uyumuşum. Hiç hatırlamıyorum. Mikrosun önünde akbabalar çevirdi. Onlara bir 20 kağıt verdiğimizi hatırlıyorum. Ya 25 verdik, ben 5'i geri aldım. Sonra paramız yok dedim. Neyse Tuna dedim ya. Yani hala daha bir şey var. Bir açık var dedim. Ben hala daha biraz daha ilerideyim. Bu arada yanımdaki arkadaşım üstündeki o mavi şeyi çıkartmış. Altından çok derin yeşil bir giysi su yeşili vardı. Nasıl derin ya? Derin su yeşili. Anlıyorum. Derin su yeşili. Yani Akdeniz derin su yeşili. Ben söyleyeyim sana. Evet anlıyorum. Dedim ya, yap bir şey yap Tuna dedim ya. Neyse Tuna bir şey yaptı. Derin su yeşili. Baya derin su yeşili. Dedim Tuna bana da bir şey yap dedim. O zaman dedi hani sana bir şey yapmazsam ara kapanır dedi. Tamam o zaman dedim ya, ara kapanmasın dedim. Yap bir şey dedim Tuna ya. Doğrusu da bu, doğrusu da bu. Ne yapayım dedi, bir ketçap yap dedim bana ya. En iyisi. Ketçap yap dedim light, bana. Ha. Neyse ketçap içiyorum kargada. İleriden bir şey geldi, bir ses gelmeye başladı. Çok yalnızım. Çok yalnızım. Dedim gidelim ya dedim. Kim ola ki? Gidelim ya dedim. Hakikaten ya. Neyse kalktık sonra. Öyle altı yol. Kadıköy, Salı Pazarı, Yıldız Bakkal. Yıldız Bakkalı geçtikten sonra tam Yıldız Bakkalı geçerken bir tren yolu köprüsü vardır. Evet. Dedim yani ben yıllardır buradan geçerim ve hep dedim ya yani buradan aşağı işemek isterim ya dedim. Ha ne güzel. İşeseydin. İşedim. İyi açar insanı ya böyle şeyler. Neyse sonra dedim hadi bari şey yapalım dedim ya, bir taksiye binelim gidelim de dedim, bir sucuklu yumurta falan bir şey neyin yaparız dedim ya. İyi demişsiniz. Öyle sonra sabah oldu. Oluyor yani sabah oluyor. Sabah oluyor. Geçen gün oldu. Bana da oldu. En kötü kısmı da sabah olması herhalde. Bir baktım sabah olmuş. Şöyle bir kendime baktım. Çok yalnızım ya. Mide bulandıracak kadar yalnızım falan. Kendimle barışık olmaya çalıştım. Sabahleyin çok mide bulandırıcı oluyor bu ya. Mesela. Evet. Yani kendinle barışık olmaya çalışmak. Evet. Nasıl yapıyorsun bunu? Kahve mi yapıyorsun? Yani kendine kahve yapıyorum. İyi bir şeyler mi yapmaya çalışıyorsun? Yani anlatır mısın? Yani, yani nasıl barışıyorsun kendine? Öncelikle kahve var tabii. Bir gece önce çıkarttım çorapları, tekrar giymemeye gayret ediyorum. Hı hı. O da var. Mesela boxer'ını değiştiriyor musun o gün? Boxer'ımı değiştiriyorum muhtemelen. Zaten muhtemelen yalnız uyandığıma göre bir gece önce giydiğim boxer hala çıkarttığım yerde duruyor. Hı-hı. Yani çıkartmadığım yerde duruyor aslında. Boxer'ı değiştiriyorum. Tıraş olmaya çalışıyorum. Hı-hı.
Tıraş yani olmakla ilgili. Daha bakın, evet. Bakın kendine kendime özen gösteriyorum. Yani sabahını yaşadığım günün gecesi de yalnız geçmesin diye bir tür şey yapıyorum. Kendi kendime söz veriyorum. Bu sefer olacak, bu sefer başaracaksın diyorum. Peki başarıyor musun genelde? Hayır. Anladım. Su basıyor evi işte. Bugün olduğu gibi onu nasıl yaparım diye düşünüyorum bütün gün. Yalnız başıma eve gitmekten korkuyorum. Çünkü sağ kanatta Orhan Gencebaylar, orta blokta Rolling Stones'lar ve sol tarafta da ağırlıkla romantikler var. Ve onlar su yediyse kendime gelmem 3 ay mı sürer? Ne kadar sürer? Kendime gelir miyim? Bir hesaplaşmasını yapıyorum. Arada bir olup böyle şeyler olunca. Bir taraftan da bu eşya bağımlılığı bizi nereye kadar götürecek? Hepimiz hangi noktada öleceğiz? Kara dizileri toplamak zorunda mısın? Niye topluyorsun? Ne gereği var diyorsun? Ne olacak? Ne olacak? Yani, olacak yani misyonları varsayalım ki tamamlamışsın. Hı-hı. Yani 4 cilt eksiğin yok da hepsini toplamışsın. Hı-hı. Ne olacak? Nereye kadar diyorsun? Yani? Ne olur? Yani toplasan ne olur? Yani bir mister, tam bir misterne koleksiyonu sahibi bir adam olarak yani, görmek de... Ne olacak yani? Bütün... Annemin de dediği gibi bundan zaten evde 400 tane var. Niye aldın yani? Onu diyeceğim ben de. Yani tüm misternoları okumuş ama hiçbirine sahip olmayan bir adam olarak görmek arasında bir fark var mı sence? Var. O zaman sorun ne? İşte sorun, insan yalnız uyanınca bunların hepsini sanki sorunmuş gibi bir gözden geçiriyor. Halbuki bunlar sorun değil. Kahve içince geçmiyor mu sende bu geçiyor. Şeyler? Bende de aynısı oluyor ya. Bende de aynısı oluyor. Kahve içtiğim zaman onları sormuyorum ya. Kahve içtiğim zaman lan Sinebeş'te adam gibi bir film var mı? Hani sabah sabah bir duman film seyredelim. İki yavru görürüz belki. Şeyine geçiyorum. İçimiz açılır, gönlümüz şöyle. Öyle işte. Öyle. Alo. Evet. Buyurun sen dinle. Nasılsınız? İyi geceler. Fine. Ben işte iki ay önce falan aramıştım. Sesiniz gelmiyor. Ben sizi iki ay önce aramıştım. Hangi vesileyle? Gene program vesilesiyle de net yani konuşamamıştık. İşte herhalde saat 1'e doğru falan geliyordu. Kapamak zorunda kaldık falan. Evet. Sonra sesiniz gelmiyor yani. Konuşamamış tamam. Olmamız çok normal. Tamam. Biraz daha bağırayım o zaman. İşte o zaman konuşamamıştık dedim. Ben de şimdi arayayım. Yani fırsat. Kedir sen bir yürü bu arada ya şöyle bir. İşte bu Henry şunu alsana ya. Sizin verdiğiniz bu davetiyeden yere düşmüş şunu alsana Henry ya. Acaba ben mi alacağım yani bu yaşımda? Kazanabilir miyiz? Yani söz bakmayacağız ya. Bakmayacağız söz ya. Ne diyorsunuz? İyi diyorum ben. Çok iyi diyorum. Yani mesela evet, şundan sonra ya. Birkaç kişi falan düşünüyoruz da gelmeyi. Gelin buyurun gelin bekliyoruz. Davetiyesiz nasıl olacak kendisine onu bilmiyorum. Girişte sizden tahsil ederler. Merak etmeyin ya yani davetiye olmak zorunda değil. Değil değil mi? Evet. Ne zamanda bir de ona şey yapabiliriz. Perşembe akşamı 9'dan itibaren. Sizi mi arayacağız? Bu numarayı mı arayacağız yine aynı şekilde? Yani kazanmadınız. Kazanmadınız. Nereden öğrenebiliriz? Öğrendiniz işte kazanmadınız. Yapmayın. Ben size vermeyeceğim çünkü. Neden? Bilmiyorum ki. Düşünmesi lazım kanun bunu ya. Yani. Ne yapmamız lazım? Bence bir şey yapmayın. Enerji harcamayın boşu boşuna. Ama kazanmak istiyorum. İşte böyle niye bir erkeğe davetiye vereyim ya? Bunu hiç düşündünüz mü hakikaten? Niye vereyim yani? Ne zorun var yani? Ne zorun var? Mantıklı mı? Var mı yalnız ya? Var. Neden? Ne bileyim kadınlara bakmak daha çok hoşuma gidiyor benim yani. Daha şey Allah Allah çok enteresan. Öyle Allah mi? Allah. Öyle. Neden? Geçen gün fark ettim bunu Mete bende. Çok enteresan. Sabah kalktım. Çok yalnızım. Çok enteresan. Çok yalnızım. Evet, bu da enteresan. Dedim kahve yapayım kendime ya dedim. Kahve yaptım kendime. Meşeyle konuşuyorum benim. Evdeki büyük en uzamış olan meşeyle.
Ha, o duman olmuş o. Dedim ya. Niye bu kadar ayrıksızsın dedim ya. Nedir, dondum ben ya. Niye bu kadar ayrıksızsın dedim ya. Niye bu kadar uzadın dedim. Niye üst yaprakların bu kadar geniş ve etli senin dedim ya. Sen de mi... Senin de saçların neden beyazlamış arkadaş dedim ya. İyi demişsin. Mesela, İyi demiş. Ben işte o iki ay önceki programı dinlediğim zaman şeyden bahsediyordunuz. Miami'deydim işte. Heather değil herhalde, başka biri vardı işte, köpek. Heather, bizim Heather Miami'de yaşıyor. Ailesi Miami'de daha doğrusu. Belki de oydu işte, sahile koşuyorduk. Okyanus falan. Kenarında bir ev var, bir Labrador köpeği var. Rottweiler almış. Nasıl? Geçen gün sabah kalktı. Ben dedi Rottweiler gezdireceğim dedi. İlk Heather. Son Heather mı, ilk Heather mı? Son Heather ya. Son. Bu Heather yani. Hı. Rottweiler gezdirecek. Sabah erken mi kalktınız? 6'da kalktı. Çok erken kalkmışsınız ya. Ben de üstümden bir ağırlık kalkınca ne oluyor dedim. Kaçta yattınız? İşte 4.30'da falan. Bayağı yatmışsınız ya. İşte 1.5 saatten fazla da olmuyor bu zaten ya. Kas ağrısı, kramp, bir sürü insanın başına şey geliyor. Neyse 6'da kalktı, ben gezdireceğim dedi Rottweiler dedi. Gezdir dedim ya. Bir de işte o akşam çok güzel şiirler okumuştunuz. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz ama. Kaan'ın yeni kitabından bir şeyler okuduk. Son şiir kitabından bir iki şey okumuştuk. Herhalde. Ben yani çok etkilendim açıkçası. Söyleyeyim yani, dedim çok güzel, dinlemem lazım falan gibisinden. O zamandan beri. Sende bilgisi yok. Ne zaman yattınız siz? Ben mi? Hayır, Heather. Cumartesi. Bu cumartesi mi yattınız? Niye benim haberim yok ya bundan? Sen yoktun. Nasıl yoktun? Ya ben buluşacaktık seninle. Ben gitmedim buluşma noktasına. Şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Galatasaray maçı pazar günüydü. Evet. Cumartesi günü ben yalnız mı yattım ya? Cumartesi. Maç seyrettik seninle. Cumartesi yine mi yalnız yattım ben ya? Cumartesi de yalnız yattın sen. Cumartesi yalnız yattım ben ya. Ben de yani bir süre sonra ben de yalnızdım. Yattıktan kısa bir süre sonra ben yalnız kaldım. Çok yalnızım ya. Kaan. Öyle yani. Evet, yani bir köpek kadar değerimiz yok ya. Bu yok. Şeyde. Yok. Yok. Düşündün mü bunu bir? Yok. Kaç para eder dedim? En az dedi 75-80 milyon para eder dedi. Heather mı? Ben etmem lan bu kadar dedim. Heather daha fazla eder lan. Heather köpeği. Ha köpeği. Hı. Son şiir kitabından bir iki şiir okumuştuk. Evet yani çok güzeldi. Gerçekten çok iyiydi. Aldınız mı kitabı bari? Bugün işte sordum. Beşiktaş'ta sordum. Hı-hı. Bulamadım ama işte büyük bir kitapçı var orada, Kabaz var, bilmiyorum. Sorun, bu sorun. Yarın düşünüyorum, almayı düşünüyorum. Sorun. Çok güzel bir kitap hakikaten. Ben bir de tekrar dönüp okuduğumda zaman zaman ağlıyorum pencereden dışarı bakarken. Yaslanmış arkadaş, sana da benim gibi çektiren mi var? Neden saçların beyazlanmış arkadaş, sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin, yaşamaya küstürüp içtiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin, yaşamaya küstürüp içtiren mi var? Bir zamanlar bende deli gibi sevdin, o bana der, ben ona mutluluk verdim. Bir zamanlar bende deli gibi sevdin, o bana der, ben ona mutluluk verdim. Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime.
bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim. Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim. Ortaya buyurun. Herhangi bir şey buyurun. Ortaya buyurun. Karışık. Ortaya karışık olun. Aslında ben hiç böyle radyo falan aramazdım. Hiç duymuyoruz ki sizi. Bir suçluluk mu duyuyorsunuz? Bir suçluluk hissi mi var içinizde? Biraz agresifim, kusura bakmayın. Radyo bir an karşımda mi? Okan Bayülgen var sandım çünkü. Radyo aradığım için mi suçluluk duydunuz? Ne buyurayım? Ne demek ne buyurayım? Nasıl yani? Niye ne, yani? Var mı ya bundan? Çok yalnızım Mete ya. Çok yalnızım ya. Çok yalnızım ya. Kitap oku. Kitap oku Kaan. Ne okuyayım? Agatha Christie. Ne paylaşabilir benim yalnızlığımı? Aa, ne benim söndürebilir, ne dindirebilir içimde da yükselen bu acıyı? O senin problemin. Kaan o senin problemin ya. Bana ne ya? Bak niye bu dertlerini bana şey yapıyorsun, yansıtıyorsun? O da doğru. Sizin probleminiz ne sayın dinleyen? Aslında problemim yok. Kitap okuyordum. Evet. Ne okuyorsun? Ne okuyorsunuz sayın dinleyen? Agatha Christie. Nesini okuyorsunuz Agatha Christie? Doğu Ekspresi'nde cinayet. Sıkılmadınız mı? Agatha Christie'den mi? Yani Doğu Ekspresi'nde cinayet okumaktan. Hayır, herhalde... Herkül Poirot'un olduğu bütün kitapları okumaya razıyım. Yani ilk defa okumuyorsunuz herhalde. İlk defa okumuyorsunuz herhalde değil mi? Nasıl? Çünkü ben daha mastürbasyon yapmaya başlamadan önce okumuştum onu. Sayın. Yok, siz mastürbasyonu bitirdikten sonra okudunuz. Hayır, ben daha yani yaş itibarıyla... Bilmiyorum. Yani mesela daha Lord Byron ilk defa 13 yaşında bir kadınla yatmıştı. Demek ki ben 12 yaşında falan okudum şey, Doğu Ekspresi'nde cinayet. Güzel.
En azından okuma şerefine yani erişmişsin. Yani biraz geç değil mi? Kaç yaşındasınız? 20. 20 yaşındasınız. Makul o zaman. Kalçalarınız nedir? Nasıl? Hı-hı. Anlamadım dediğinizi. Şeyi sordum yani bir gözümde canlandırabilmek adına sizi. Kalça genişliği. Kalça genişliği. Senin ten renginiz 98 nasıl? Falan var değil mi Hedor? Yok canım. Hedor'un göğüs... Abarttık mı ne? 105 falan ben sana söyleyeyim. Yok. Göğüs Hedor'da 88-90 civarı. Yok. 87. Değil. Değil. Kalk bakayım Hedor bir ya. Kalk bir Hedor be ya. Hedor kalk bir be. Hadi be kırma bizi ya. Görecek misin kalksa? Hedor kalk. Dön be Hedor. 95 ile 98 arası diyorum ben. Ben sana söyleyeyim 95'ten az değil. Gerçi şey olarak biraz dar. Ama bunu seninle konuşmuştuk. Kadınların göğüs ölçüleri aslında... Göğüsten bahsetmiyoruz oğlum ya. Kalça, kalça. Evet. Kalça 100 falan kalça ya. 100 yok. Niye ya? Şöyle şey, şöyle bir şey yaptım. O ne oğlum ya? Şöyle abi işte. Ne yapıyorsun oğlum? Mekik mi çekiyorsun? Nasıl? Aşağı yukarı. Yani aşağı yukarı. Yani bir çeşit. 95-96 diyorum ya. 100 var ya. Mümkün değil. 102, 101. Mümkün değil. Var değil mi? Bu kadar tartışana kadar ölçseniz. 95. Mümkün değil. 95-96. En fazla. En fazla yani. Taşlar çatlasa yani. Taş çatlar. Taş zaten ben sana söyleyeyim. Çatlar ayrıca yani. Taş zaten yani. Ama bunun konumuza ne ilgisi var? Yok. Bunun konumuza bir ilgisi yok. 87 mi dedin söyledin ya? Öyle dedim. Bu ne? 87 ne? Göğüs herhalde. Hedor'un göğüsleri. Sizinki mi? Hedor'un. Benim değil. Sen yedin. Benden var. Konuşmuyoruz. 90 da var. Buyurun sayın dinleyen. 90'lı yılların sonuna geldiğimiz şu günlerde neler yapıyorsunuz? Hayatınız nasıl geçiyor? 20 yaşındasınız, öğrenci misiniz? İstanbul Akademi'de mi okuyorsunuz? Güzel sanatlara mı meyillisiniz? Yoksa İktisat Fakültesi'ne gidip İstanbul Üniversitesi diploması mı alacaksınız? Açık öğretim ekliyorum. Farklı ilişkiler diploması alacağım. Anladım. Mini etek giyeceksiniz. Müşteri temsilcisi olacaksınız. Ya benim halkla ilişkilerimi organize edecek bir şey asistana ihtiyacım var ya. Ne oldu şey? O mundar ettiniz lan onu. Kim mundar etti? Siz. Ne oldu? Ne mundar ya? Ne mundar, mundar ya? Gel dedim kanepede yat dedim ya orada. Tamam mundar olmuş işte. Şeyde abi. Şey yapacağına gel dedim sığarız buraya dedim ya. Anlattı ha. Ayıp lan. Metin ne alakası var ya? Kaloriferler sönüyor saat birden sonra. Sen yoksun ortada. Ha sabah yiyecek bir şey hazırlamamışsın. Ayıp olan bu yani. Ha, hemen gidelim bilelim ayağına yatmışsın. Ya yiyecek bir şey oldu çıkalım bir şey yaparız. Ayıp kahvaltı bu. Ederiz diye ayıp şey yaptım. Ayıp bu vallahi ayıp. Ayıp. Faydalanıyorsunuz ya kadınlardan. Kim? Karşıyım buna ya. Nasıl faydalanıyoruz ya? Sen, senin o arkadaşın var program yaptınız. Mete'yi diyorsun sen. He o. Siz ne biçim adamlarsınız ya? Nasıl? Niye diyorsun bunu? Neye dayanarak diyorsun bunu ya? Ne yapmışız yani? Ya duyumlarıma dayanıyorum. Ne duymuşsun ya? Ne yapmışız? Ne yanlış ne yapmışız bugüne kadar ya? Doğru ne yapmışsınız ya siz? Ne biçim şey yapıyorsunuz? Kaybedensiniz ya? Dön ya! Ben de öyle dedim. Böyle söyledim. Dön lan dedim. Ne diyorsun lan sen dedim. Angut dedim. Şurada dedim iki lafı bir araya getiremiyorsun. Bir şiir okuyalım ya Angut dedim. İçmişsin dedim abuk sabuk konuşuyorsun dedim ya. Angut dedim ya. Hadi dedim oradan ya sen. Ne yazar dedim ya senin olayın ne dedim ya. Sen dedim yani ne bıraktın ya sen dedim dünyaya ya. Ya dedim be. Ya dedim ya. Zaten şey olmuşum. Hadi ya hayda falan dedim ya ben. Baya. Çok sinirlendim. Angut kuşu şiir bahçesi.
Angut kuşu zakkum gölge ve tüy durur dallarda. Yıka biricik bir damlaları gözyaşlarını. Geçmeyi bıraktırmaya evlerin sis çatışı, yakın sonsuzluklardan güvey fenerleri. Uyan ey göl, kum dalgalarını yıka şarkınla. Kız gözü duruluğu dalgalı deniz. Kıyıları ırakların tüm şaha kalktı ırmak. Ölçümsüz ölçülü uza derin avluda. Havadan ve denizden gül, kırma şarkısını yerlerin. Karaşın ilk anlayan gözlerinle baktım uzağa. Hayda. Kalbim içinde balkı, ilk yazı altta durur tarlası. Sevi bahçesi. Angut kuşu ahuyu bebe tanımadan, tınısı sesinde pullanması beynimin lekeli. Sularla. Hayda bre. Hoppa. Hop 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 hop. Bilinçsiz doğum. Angut kuşu ahuyu bebe tanımadan, çınısı sesinde göl pullanması Angut beynimin lekeli sularla. Gölge ve tüy durur dallarda. Su, yıldız gece akıl taşları kımıldamakta. Arıyı ve dağ çiçeklerini yurt bilip gecikti gelecek kişi. Hayda! Hayda! Seks yapmıyorsunuz. Yapıyorum. Barmen bir sevgiliniz var ve... Yok. Babanız tekel işletiyor. Hangi Jack? Kerouac. Yolcu. Oncu. Ha. Yol yol gidiyordu o ya. Öyleydi o ya. Bir durduğu yerde durmazdı. Topu ha. Halasının evine dönerdi. Ya, bakayım başka kim var? Bir fiş var bizim. Bizim fiş. Bizim fiş. Aa, öbür köşede kimdi? Scott var. Scott? Hı. Scott F. Scott F. Evet. Fis. Fis. Finsbury Park'tayız arkadaşlarla. Orada bir evde oturuyoruz. 600 pound mu ne ödüyoruz. İki kişi. Çok gürültü yapan bir komşumuz vardı. Bir evet. Rock grubuymuş neymiş. Evet. Sonra. Yani onun sonra öğrendik kim olduğunu. Evet. Oradan şey aklıma geldi. Sen devam et ya. İşte abi başka birileri daha var işte orada sürekli takılanlar. Oscar var galiba bizim Oscar. Top Oscar. Kim vardı başka ya? Top Oscar var. O kadar işte. 3-5 kişiyiz yani. 3-5 kişiyiz yani. O kadar saydın evet. 3-5 kişiyiz. Hangi yıllar? Yani 50'lerin başı 90'ların sonu. Anlıyorum. Dedim ha. Ya deliksiz masa yok mu burada ya dedim ya. Deliksiz masa yok mu burada dedim. Bir 3 band 5 band oynayamayacak mıyız dedim ya bu koca San Francisco'da. Oscar Lange'le içiyoruz bir akşam. O dedim ne olacak dedim ya bu dedim şey ekonomi olayı dedim ya. Bu bir bilim değil mi dedim ya. Bir şey yazalım dedim. Oscar dedim. Hangi o, Oscar? What? Oscar Lange. Ha. Bir şey bilim adamı. Top değil o değil mi? Yok. Değil. Karısı vardı. İki çocuğu vardı. Yattınız mı? Karısıyla mı? Hı. Çocuklarından biriyle yattım. Yani çocuk dediğimde 16 yaşında bir şeydi. Bayağı şeydi diyorsun. Baktım sandalyeye oturuyor. Baktım ayakları yere değiyor mu? Değiyor.
Dedim. Legal değil ama biliyorsun. Yani. Babaannem helal derdi. Ama legal değil yani. Benim ilk evliliğim, sana söyleyeyim. 17 yaşındayım. Aynen. 17 yaşındayım. Köyden bir şey getirmiş. Liza diye bir kız getirmiş. Babaannem ne dedim ya? Liza dedi. Dedim daha çocuk. Hangi Liza? Şey mi? Evet. Ha. O. Çocuk ya dedim. Olur mu dedi. Bak dedi otursun şuraya gör dedi. Baktım. Topukları yere basıyor. Sorun yok dedim ya. Denedik o akşam. Hala sorun yok. Çocuk Brighton'da kaldı. Tek sorun bu yani. Biz buradayız böyle. Çocuk orada kaldı. Hakikaten sorun ya. Meksika'dan dinliyoruz. Dedim. Otobüste döneyim. Hem Kral Kelebekleri'nin vadisinden geçerim. Biraz Kral Kelebeği görürüm. Çam ağaçlarını görürüm. İşte vadiyi görürüm. Çünkü bizim Jack çok anlatırdı. Neil'da. Hangi Jack ya? Bizim Top Jack ya. Kiro. Çok anlatırdı New Mexico'ya giderken işte o kelebekler, melebekler. Dedim bari göreyim onu. Hiçbir şey anlatalım. Hani onları da göreyim dedim ya. Göreyim dedim yani. Kelebekleri. Kelebekleri. Bir de Serdar Ortaç'ın konseri varmış aşağıda. He. Meksika'da. O yıllarda Serdar Ortaç Meksika'da top. Anlıyorum. Bayağı top yani. O toptu evet. Mesela 1900'lü yılların sonuna mı bahsediyorsun? Aşağı yukarı işte yani. İşte 99'lar 99'lar yani. Anlıyorum. Neyse. Hamileyim dedi. Kim? Marianne. Niye? Korunmamış. Dedim bana mı sordun ya dedim. Bana mı sordun dedim ya. Hayır dedi sormadım dedi. Niye o zaman dedim katlanacağız dedim. Katlanacağız. Yani sorsaydın problem olmazdı dedim ama. Dedim sormadan böyle bir kendi inisiyatifini kullanarak böyle bir karar almışsın. Bunda sakalanlar nasıl inisiyatif kullanabiliyor ya bu konuda? İşte şey hap almıyorlar. Spiral takmıyorlar. Bu da oluyor evet. Kelebekler Vadisi'ndeyiz. Arkada bir yer yaptık bir yaz. 91'de galiba. Spider'lı. Öyle bir şey. Kulübe gibi bir yer. Evet, ortada yuvarlak bir şey var. Ateş yakmak için bir havuz yapmışız. Etrafında da oturmak için bir ünite söz konusu. Ateşin etrafını, yani ateş yanarsa oturalım diye. Her akşam ateş yakıyoruz. O akşam bir takla oldu. Hani diye bir arkadaşımız var. Hollandalı sağ olsun. Ben çok yalnızım. O yıllarda da yalnız. O zamanlar öyleyim, evet. He dedim ya. Ben çok yalnızım, istersen sana gitar çalayım biraz dedim. Gerek yok dedi. Ya medeniyet bu ya. Öyle var tabi. Böyle aynısı benim başıma geldi geçenlerde. Dedim tamam dedim ya. Yani çok yalnızım. Hani her şey tamam. Her şey hani onu yaptık, bunu yaptık, evet, buraya geldik, şunu yaptık, bunu pişirdik, bunu içtik. Öyle. Daha ne dedim ya? Biraz gitar çal dedi. Dön dedim ya. Niye dön dedim ya. Hakikaten dön ya artık burada. Herkes gitar çalıyor ya. Mesele o değil ya. Cunda adasındayız. Cunda'da uçup yiyeceğiz. Baktım herkes gitar çalıyor abi. Nerede? Adada. Ne anlatacaktım unuttum ya. Öyledir şey yapınca. Öyle oluyor bazen. Ben de bir dedim acaba yanlış yerde miyim gitsin. Ateşe doğru. Sayın dinleyen daveti istiyordunuz siz değil mi? Evet. Tarihi biliyor musunuz? Partinin tarihini. Bu perşembe değil mi? Evet, bu perşembe ayın kaçı? 16. Parti nerede yapılıyor? Karga. Karga nerede? Kadıköy.
sokak. Peki bir şey daha sorayım bari. Bu perşembe ayın kaçı? 16'sı. Partinin ismi ne? Çok yalnızlar parti. Çok teşekkür ediyorum. Bir yani, saniye hatta kanadınızı alacağız. Umarım şey akşam görüşürüz sizinle. Ben hemen kabinin yanında olacağım. Bedir alır mısın ya bir isim? Evet, ikinci davetiyemizi de bu dirayetli dinleyenimize vermiş olduk. Bu perşembe gecesi Kaybedenler Kulübü yayında olmayacak bildiğiniz gibi. Perşembe gecesi Kaybedenler Kulübü Karga'da lokal bir yayın yapacak. Saat 21 itibariyle. Sugar man, the Temple Street Club, drinking Chevy's Regal and foot out of the room. Just another dead soul in a powder blue night. Sugar man, sell everything's all right. Going down, 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 down. Going down, down, down. My father having done the same right as them. Looking for someone to chop a lover in his pants. How am I gonna unload all this ice and all this meat? All the traffic in the street. But it's so hard a thing. Going down, 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 down. Going down, down, down. We'll be right back.
tür durumlarda şey yapmak lazım. Hakimiyeti alıp direkt şey, belki yani direkt kanatlardan inmek lazım. Kanatlardan inmek lazım ya da ortadan ver kaçta şey yapabilir. Duvar pası alıp direkt kaleyi şey yapmak lazım. Yani kaleyi gördün mü vurman lazım. Evet. Yani işte orada bir hani ona da bir çalım atayım, buna da bir bilmem ne yapayım falan dersen. Sen öyle mi yaptın? Şey yok yapmadım. Yani hiçbir şey yapmadım. Sen çekildin. E çekildim tabii zaten şeydeydim. Sağ şeyde adelemde sertleşme var. Yani 60. dakikadan sonra zaten sekerek oynadım biliyorsun. Sen de biliyorsun. Evet yani. Biliyorum evet. Öyle yani işte. Hayatta akıp gidiyor biliyorsun bir şekilde. Hatta bir dinleyenimiz var. Herhalde çok yalnız bir dinleyen ya. Çok. Herhalde çok yalnız. Çok yalnız bir adam sesi bu ya. Çok. Çok yalnız. En az benim kadar yalnız bir adam sesi bu ya. En az. Belki beni uyandıran otomobilin gürültüsü olmuştu. Belki de farların ışığı. Gözlerimi açtığımda nahal ağacından sallanan ışığa boğulmuş bir oyuncağa benziyordum. O sırada yüzünü göremediğim bir adamın "Sen Brit olmalısın" dediğini duydum. Evet. Ya da belki beni uyandıran otomobilin gürültüsü olmuştu. Belki de farların ışığı. Gözlerimi açtığımda Noel ağacından sallanan ışığa boğulmuş bir oyuncağa benziyordum. O sırada yüzünü görmediğim bir adamın "Sen çok yalnız olmalısın" dediğini duydum. Daha iyi. Ya da belki beni uyandıran otomobilin gürültüsü olmuştu. Belki de farların ışığı. Gözlerimi açtığımda Noel ağacından sallanan ışığa boğulmuş bir oyuncağa benziyordum. O sırada yüzünü göremediğim bir adamın "Sen evet. Erol Egemen olmalısın" dediğini duydum. Kim bu Erol Egemen? Kim ulan bu? Kim? Kimse çıksın ortaya! 16'sında gelecek mi Erol Egemen? Yeter lan. O gelecekse biz yokuz oğlum. O bir mit. Çok yalnızım Brit ya. Çok yalnızım, ben de çok yalnızım ama yakında çok yalnız olmayacağım. Geçen gün erken boşalıyorum arkadaşlarla. Çok iyi. Neden saçlarım beyazlamış dedi ya. Sana da benim gibi çektiren mi var dedi ya. Vedat mı? Hangi Vedat? Kargo Vedat. Kargo Vedat erken boşalıyorum. Öyleymiş, onu öğrendik ya, öyle dediler. Kim dedi? Yakın bir arkadaşı. Dostum. Benim en iyi dostum içkim sigaram. Onlar da terk ederdi onu falan. Benim en iyi dostum içkim bir de sigaram. Koy. Onlar da terk ederdi. Olmazsa falan. Koy. Birinci ve üçüncü parçanın mikseri oldu. Neyse çok bekledim telefonda. Aslında söyleyecek çok fazla bir şey yok. Ama sanırım bundan sonra insanlar ya beni daha fazla görecekler ya da hiç göremeyecekler. Bunun ortası olmayacak. İntihar mı ediyorsun? Yok. Seksi mi bıraktın? Yok. En az seksüel mi olmaya karar verdin? Yok. Yani hayır. O zaman sorun ne? Şey yapamadım. Ya işte böyle yani. Algılayamadım yani. Ya çok... Çok mu yalnızsın ya? Çok yalnız. Yani haddinden fazla yalnız. Hatta geçenlerde bir arkadaşım "Birlikte olalım bu gece" dedi ki arkadaşım. Bir kadın, çok da iyi bir kadındır. Peki o yani güzel... Kadınlarla birlikte olabildiğine inanmıyorum Brit ya. Ya birlikte olalım olmak derken gidelim bir şeyler içelim babında. Yoksa başka bir şey yok. Yani birlikte anlamam. Zaman geçirmekten bahsediyorsun. Evet. Anlıyorum. Evet, bu anlaşılır bir şey. Kesinlikle.
şey yani kadın işte buluşalım dedi. Hangi kadın? O kadın. Ya Brit. Arkadaşım o. Nasıl ya Brit ya? Ben bunu anlamıyorum ya. Nasıl ya? Evet arkadaşım. Ya anlatsana olarak. Biraz bunu nasıl yani? Nasıl ya? Anlatayım mı? Çok kısa bir net anlatayım mı? Anlat şöyle, ya. Haddinden fazla bekledim. Bekledim. İnsanlar geldi. Nasıl bekledin İnsanlar ya? İnsanlar buluştu. İnsanlar gitti. Ben bekledim. İlginç sarışın bir kadın geldi. Gözlüklü. Besmer bir adam. Öpüştüler ben beklerken. Gittiler. Çok bekledim. Üşüdüm sonra. Çok beklersin. Bir kadın geldi. Esmer mavi gözlü. O da bekledi. Ama çok değil. Telefon geldi. O gitti. Hala bekliyor. Çok beklersin. Geyler buluştu. Nihayet onlar da gitti. Ayaklarımı hissetmiyorum. Soğuk. Tam 45 dakika geçti. Hassiktir. Ayaklarım buz kesti. Sıçarım böyle aşkın ızdırabına. Ben de gidiyorum. Dedim ve gittim. Olay bu kadar basit yani. El bombası yani. Asla. Başka pompalar. Benim evimi su bastı ya. Bana yardımcı olabilecek tanıdığım birisi var mı bu gece? Pompa babında mı? Hayır. Ya pompayla açmak babında mı? Su boşaltacak. Ben plakların konusunda paniğe kapıldığımda sakinleştirecek. Anladım. Sakin ol, her şey yolunda. Böyle birisi var. Bundan sonraki yıllarda yeniden alırsın bunları, bulabilirsin diyecek. Anladım. Böyle birisini tanımıyorum. Ama böyle birisini sen tanırsan açıkçası bana yardımcı olmanı isterim. Fakat senin buna hiç yanaşacağını sanmam. Buna yanaşmam. Evet, doğru. Neyse. Yani çarşamba günü. Hiç kim yüzü sigaramda? İşte o ya. İşte o ya. Yani ne yıkılmadın ne başka bir şey. Benim en iyi dostum hiç kim sigaram. Onlar da terk ederdi olmasa param. Şimdi dünyada dost denilen kelime yalan. Modada bitlik always bitlik. Olsam ki bir an seni unutsam, unutsam bugünleri, yarınları unutsam. Öyle sarhoş olsam ki bir an seni unutsam, unutsam bugünleri, yarınları unutsam. Öyle sarhoş olsam ki bir daha ayılmasam, her şey bir rüya olsa unutarak uyansam. Başka dünya bulsam, içimde sen olmasın. Seni gördüğüm günü, sevdiğimi unutsam, bir
başka dünya bulsam, İçimde sen olmasan. Öyle sarhoş olsam ki bir daha ayılmasam, her şey bir rüya olsa unutarak uyansam. Öyle sarhoş olsam ki bir daha ayılmasam, her şey bir rüya olsa unutarak uyansam. Öyle sarhoş olsam ki bir an seni unutsam, unutsam bu günleri, yarınları unutsam, unutsam. Evet. Evet, buyurun. Alo. Buyurun. Merhaba. 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 Konuşsanıza. Alo. Evet. Buyurun, sen dinleyin, buyurun. Hayat nasıl? Hangi anlamda? Her anlamda. Okey. Akıyor yani. Sizinki nasıl? Çok güzel. Ne içiyorsunuz? Alo. Efendim? Ha, pardon. Ne içiyorsunuz? Nescafe. Sütlü mü? Evet, sütlü. Kaç şeker? 3. Yalnız mısınız? Hayır. Kim o gülen? Arkadaşım. Bu akşam ne yapıyorsunuz? Ders yapmaya çalışıyorum. Ne çalışıyorsunuz? Front office. Efendim? Front office. Front office mi? Evet. Ne gibi? Front office gibi ne? Ya açıklar office mısınız biraz bu konularda? Çok ön büro. Şey... Ön büro. Evet. Ne bir açıklar mısınız ön büro ne? Bu konularda yabancıyım ben. Mühendislik eğitimi aldım. Otelle ilgili. Hı. Turizmde resepsiyonun ön bürosu. Bu kadar açıklayabiliyorum. Başka nasıl? Öyle yani işte. Ha. Arkadaşınız ne çalışıyor? O da marketing çalışıyor. Marketing çalışıyor. Bu evet. Akşam yapacak daha iyi bir şeyiniz yok mu? Bunları yapmaktan daha iyi bir alternatifiniz yok mu? Ya var ama işte yapamıyoruz sonuçta. Sınavımız nedir var. O? Nedir o yani? Bu akşam bunları yapmaya yerine, ya onu yapmak yerine bunları yaptığınız şey nedir? Kötü bir cümle tabii. Evet ama, yani. Ama olsun yani. Neden vazgeçtiniz yani bunları yapmak için? Bir şey yapmayacaktık zaten yani buydu. Ya bundan daha iyi seçeneğiniz yok muydu? Var ama sonuçta değerlendirmeyi. İşte o ne yani. İşte o ne onu merak ediyorum tamam. Ha onu soruyorsunuz. Hı hı. Bilmiyorum ben dışarıya çıkıp muhabbet edebilirim. Kiminle? Sevgililerimizle. Sevgilileriniz var yani. Hı hı. İyi mi? Ya nasıl ilişkiniz iyi mi? Kaç yıldır birliktesiniz? Düzenli bir seks hayatınız var mı? Evet var. İki seneden beri birlikteyim. Hı hı. Evlenecek misiniz? İki sene aman Allah'ım ya. Evlenmeyebilirim yani. İki sene... Hiç düşünmedim evlenmeyi. İki sene düzenli bir seks hayatına sahip olduktan sonra ayrılabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Evet. Hiç aldattınız mı onu? Yani. Nasıl yani? Ne yani? Kişisine göre değişir yani. Duygusal açıdan mı, öbür açıdan? Bayağı direkt
Duygusal açıdan belki ama pompa yani. Her açıdan. Direkt pompa yani. Evet. Bütün açılardan. Aldattınız. Evet. Tekrar aldatmak ister misiniz? Hayır. Neden? Ben Kaan'ı önersem size. Çok iyi bir aldatma partneridir. Hayır. Hiç sorun çıkartmaz. Hiç kimseye sorun anlatmaz. Hiç. Olsun, ben zaten karşı tarafı anlatıyorum. Ne biliyor yani. Tamam. Daha mı çok tahrik oluyor? Ben öyle bir ilişkim vardı. Hı hı. Hadi bebek başla derdim ya anlatmaya. Yani bu hani iki şeyin arasında neler oldu? Nasıl oldu? Diye. Anlattım onları ya hepsini. Hepsini anlattı. Anlattım ya. Ben de anlattım. Yani bu işte insanın kendi içini rahat etmesi gerekir. Yani bunu mesela, onun için değil, kendi için. Hayır, bunu mesela yatarken mi anlattınız? Sevişirken mi anlattınız? Hayır, gayet normal bir zamanda anlattınız. Olmaz. Ne manası var anlatmanın ya? Olmaz. İnsanın kendi içini rahatlatmam gerekiyordu ve anlattım. Bunu olmaz. Başka bir arkadaşıma da anlatabilirdim ama onu seçtim. O ne yaptı peki? Ya onu aldattığım için anlatmadım. Öylesine. Peki o nasıl hazmetti bunu? Edemedi ilk başlarda. Sonradan kendine geldi. O zaman yani tekrar... Ya bu isteyerek bir şey değil. Sizin sonuçta çok bulunamaz olan tarafınız nedir? Onu öğrenebilir miyiz? Yani niye vazgeçemedi sizden? Her şeyimle. Nasıl her şeyimle? Nasıl her şeyimle? Nereye mi gibi? Beynimle. Aldattınız onu, tamam. Hayır, o beni o şekilde belki nasıl bırakamamıştır. Nasıl her şeyimle ya? Nasıl bir vücuda sahip olabilirsiniz ki yani? Çok kaç, güzel bir vücuda sahip. Nasıl göğüs kaç, kalça kaç, bel kaç? 85 göğüs. Evet. 60 bel. Hı. 80 de kalça. Kaç? 80. Evet. Hadi canım sen de. İnanmıyorum. Dön bile yani. Demem be. Herhangi bir Stadler kalemimi bile vermem ya. Dön bile demem be. Siz bilirsiniz, diyen var. Dön bile demem yani. 80, diyen var. 80 ne ya? 80 kalça mı olur ya? 80 kalça mı olur ya? Hani bileyim yani. Oluyor. Bizim işte. Teodor'da 60 kalça var ya. Kedi değil mi? Ha. Arkadaşımda da 95 var yani. Olur, 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 olur. 95 olur. Tamam. Olur. 95 tamam. O da yani biraz fazla. Dencim, 95 tamam. Olur. Dön yani. Olur. Fark etmez, dön. Olur. Dön, hemen dön. Yani. Olduğun yerde dön yani. Fark etmez. Fark ben edin. Arkanda olurum. Her durumda diyorsun. Fark etmez yani. Bu akşam ne yapalım? Bu akşam yatalım ya. Hakikaten bu kadar konuştuk. Ziyan olmasın be. Kaan be. Hakikaten 80 olsun ya. Ay sağ ol be. Ben razıyım 80'e. Tamam ben de. Ev çok yalnızım gibi tınlamasın. Ya çok yalnızım yani. Sıkıntıdan Mehmet'e. Sıkıntıdan be. Evimi su bastık anlar. Çok yalnızım. Yani sabaha çok kadar şeye ihtiyacım var. Halılarımı kurutmak zorundayım. Senin vücudun çok mu güzel? Efendim? Senin vücudun çok mu güzel? Ben şey duman ya, pompa mı gibiyim? Boyun kaç? Hangi ya? 7 inç. Bedensel olarak sordum. Önemli değil, önemli değil. Niye önemli değil? Sen bana soruyorsun, ben de sorayım. Kaç benim boyum? Var mı? Bir 75 var mı? 75 var senin boyun ya. Var, 75 var ya. Bana küçüksün. Sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Bilmiyorum artık. Tamam mı? Yani eğer akşam yatmayacaksak daha fazla çene çalmanın bir manası yok. Hiç yok hem de ya. Olabilir, fark etmez. Zaten çok sıkıldım yani. Peki, o zaman. Evet. Ben başarılar diliyorum yarınki sınavlarınızda. Babaannem boş konuşma derdi. Sayın. Boş konuşma derdi yani. Bir şey olmayacaksa konuşma falan derdi. Beyniyle vücuduyla şeymiş ulan. 80 kalçan var, beynin her tarafın beyin olsa ne olur? Ne olur hakikaten ya. Kimi yiyorsun ya sen? Kaçın kurasıyız lan biz? Kaçın kurasına benziyoruz biz ya. Edir ya. Edir, şurada bir yürü be. Vallahi çok yalnızım ya. Şöyle bir şey yapıyor. Dur aşkım ya. Edir, şu yerdekileri topla bari be. Öyle duruyorsun orada öyle. Buyurun sayın dinleyen. Alo. Buyurun. İyi akşamlar. Buyurun sayın dinleyen, buyurun. Nasılsınız? Uğraşıyoruz işte, görüyorsunuz. Bütün çabalarımıza rağmen yani.
uğraşıyoruz deliler gibi. 80 kalça var. Her tarafın beyin olsa ne olur ya? Evet, her tarafın beyin olsa ne olur? Ne olur yani? Her tarafın beyin olsa zaten 80 kalçam mı olur? Doğru diyorsun. Geçen gün beyin yiyorum. Şeyde. Sıktım limonu üstüne vallahi. Nasıl? Şöyle. Of. Çok gaz yaptım akşam mesela. Yapar be, beyin yapar. Bir ufak boğdum ama yani. Ben, Allah şahidim olsun. Bir ara saat tuttum. 42 saniye sürdü ya senin o şeyde, kapının oradaki şey. Bu kadar az mı? Yani şöyle düşündüm, hani o 8 yaşındaki bir çocuğun bu can simitleri olur yani, evet. Şeydi, ördekti. Mesela onu şişirirdin sen orada ya. Hiç şey yapmadan yani. Ağız pompası diyorsun. Ağız bağız değil canım işte. Direkt yani o şeye vardı yani. 42 saniye oğlum, güç lan. Dedim ne oluyor dedim ya, yataktan fırladım. Ne oluyor, bir şey mi yırtılıyor bir yerde dedim. Baktım Mete kapının girişinde durmuş. Duruyor yani öyle. Çok sarhoştum ya. Ramazan da gelmemişti. Son günlerdeyiz. Ben de hani bir an önce şey yapayım ki bir aylık ihtiyacımı karşılayayım niyetindeyim. Daha 4-5 günlük ihtiyacımı karşılamıştım ki öyle bir şey oldu. Olur be mesela, olur be. Hepimizin başına geldi. Buyurun sayın dinleyen. Alo. Buyurun. Bu akşam gerçekten güzel bir program yapıyorsun. İlk defa bu radyonun kanalını buldum bu gece. Çok teşekkür ederiz. İlk defa dinliyorsunuz yani. İlk defa ve çok da güzel oldu yani. Eyvallah. Ben de Türk Telekom'un önden geçiyordum öyle arabada. Türk Telekom. Evet. Acıbadem. Bizim 1.20'de orada randevumuz var. Randevumuz var. 1.20'de pompaya koşacağız orada biz. Ben 1.20'de orada duracağım. Sana sonra eve gidip pompacı Kamil orada. Şey, suyu boşaltacağım. Evet, ben de su boşaltacağım. Fakat işte bir tane orada şöyle güzel 85'ti de tahmin ediyorum 105 falan kalçalarda bir tane kestaneci vardı. Bu sanat severmiş. Sanat sever var. Güzel sanata danıştım. Üflemeli çalgılardan sanat sever bir arkadaşımız vardı işte. Aldık dedi, biraz dedi kestane çizelim. İyi dedik. İşte dedi de geldim şimdi eve. Tesadüfle bu radyoyu dinledik, açtık. İşte. Allah şey yapsın. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ramazan'la aranız da iyidir inşallah. İyi. Kestane tamam. Çiziyoruz. Hepinize afiyet güzel, olsun. Güzel, en güzel. Allah razı olsun. Meclisinde şeydir yani. Evet. Az kestanesi. Az kestanesi. Eyvallah. Eyvallah. On the faces of dark bunny, you see me smile, that's a fish won't melt to me. I spy your face, you're expressing your way to see. For the look that you look so much for me. I know I'm my stuff again. Fell in love with my red telephone again. Don't wanna see where the coaching all to steps. No more. You and I, the better side, we gotta pull together. Cars come again. Don't wanna see Jimmy Mitchell with this again. I know I'm not stuck again. My telephone's busy all day, 10 to 10. Don't wanna see where my records come. No more. You and I, the better side, gotta pull together.
cause me face again. I fell in love with my red telephone again. No! Stop! I know I messed up again. Wanna see when my records come again. Don't wanna see Coach Nuts' dance no more. No, 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 no. You and I, besides, gotta pull together. Hala bir dinleyicimizi bu akşam Perşembe günkü Perşembe günü için davetiye vereceğiz. Buyurun sayın dinle. Çok yalnızlar parası için bir davetiye aman edebiliyoruz. Merhaba. Nasılsınız? İç güvesinden hallice. 80 falan idare ediyoruz. Evet, ama yani anlatsam mideniz kaldırmaz hakikaten. Çünkü yani iç güvesinden daha iyi olmak iyi olmak anlamına da gelmiyor. Yani her şeyin iyi olması anlamına da gelmiyor. Yani mide kaldırabilir. Geçen gün lahmacun yedim dedik arkadaşlar. Nerede? Bu ne ya dedim. Bu ne ya dedim. Hakikaten ya. Abi nerede yediniz? Kadıköy'de mi? Kadıköy'de. Bu ne ya dedim ya. Hangisinde? 10 yıldır aynı lahmacunu yapıyorsun dedim ya. Değiştir şunu biraz dedim ya. Hakkı Baba'ya gidelim lan. Oğlum Hakkı Baba'ya... Çok açım oğlum. Ben çok yalnızım oğlum. Çok yalnızım mesela ya. Tamam. Aynı şey. Çok açım lan. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Hakkı Baba'ya gitmiyor. Hakkı Baba'ya koşalım oğlum. Ne gidiyoruz? Koşalım lan. Şimdi 16'sında parti var değil mi? Köfteye koşalım diyorsun yani. Koşalım abi, sabaha kadar koşalım. Hakkı Baba onun ayranına koşarım ben yalnız, olur mu? Ayrana koşarım yani. Koşalım bu yani. Akşam ayrı buraya. 16'sında parti var sayın dinleyen, evet. Perşembe gecesi saat 21'den itibaren Kadıköy Kargo'da. Ben Kaybendal Kulübü'nün Çok Yalnızlar Partisi var. Önemli bir şey soracağım ben Kaan abiyle fikir danışmak. Danışmak istiyorum yani, o büyük olsa bilir. Böyle Ayşe'ye karşı abi şansın yüzde kaç olur? Sen. Hangi Ayşe? Sizin kent efendimdeki Ayşe. Bizim April Ayşe mi? He. April Ayşe'ye ben hastayım oğlum. Hastasıyım ben oğlum. Abi biliyorum, o yüzden ben de sana soruyorum da. Sence ne olur şansın? Olmaz. Benim şansım yoksa senin nasıl şansın olsun ya? Yok mu abi? Ben bu kapıyı yalıyorum burada be. Abi ben şey cumartesi dedim. Pazar April gelecek diye bir saat önce buradayım. Ben böyle şey yapsam hani, bak Kaan abiden ben bilet kazandım, bak burada senin için falan desem, kendimkini aldım bu davetçi senin için desem hani. Ben geçen gün de April Ayşe dedim ya, gel dedim, evde parti yapıyorum dedim ya, evde parti yapıyorum dedim, şeyden Azerbaycan'a gittiğimde dedim Hazar'dan biraz şey siyah havyar getirmiştim dedim, biraz da sarı şey var dedim, biraz da şey var dedim. Gel dedim ya bir akşam. Gel dedim ya. Gelmedim abi. Gel dedim Ayşe dedim ya. Bakmadı bile. Abi yapma ya. Bakmadı bile. Abi ben aşık oldum, ne yapacağım hiç. Bakmadı bile. Hadi ya. Baba sana bakmıyorsa o ben yanından geçerim. Dedim April Ayşe dedim ya. Bak dedim. Sen Honda Civic kullanıyorsun. Ben Honda Magna kullanıyorum dedim ya. Ben bu Magna'yı dedim 5. kata çıkartır yatak odasına koyarım dedim ya. Evet de dedim ya. Evet de dedim ya. Dön dedim ya Magna'ya dedim ya. Magna'ya doğru dön dedim ya. Bakmadı bile. Bakmadı bile. Dönmedi mi? Bakmadı bile. Ne dönmesi? Ne dönmesi? Bakmadı bile. Teşekkürler Türkiye. Teşekkürler Türkiye. Ben
MC Ayşe April'ın hastasıyım sayın dinleyenler. Bunu da burada söylüyorum. Koşarım yani. Görmeden 3 dedim ya. Gördüm 5 dedim ya. April dedim ya. Smiling faces sometimes pretend to be your friend. Smiling faces show no traces of the evil that lurks within. Smiling faces, sometimes they don't tell the truth. Smiling faces, tell lies, and I got proof. Look at here, the truth is in the eyes, 'cause the eyes don't lie. Let me hear you say amen. Sayın dinleyen,
İyi geceler. Arkadaşlar arasında yaptığım bir kamuoyu koklamasının sonuçlarını aktarmak istiyorum. Ses çok az geliyor sesiniz. İsterseniz yüksek sesle daha arttırın. Daha yüksek tekrar edeyim. Ben arkadaşlar arasında yaptığım bir kamuoyu koklamasının sonuçlarını aktaracağım. Evet. Ya, bu aralar kentte geçen bazı konuşmalardan bir şekilde dilinize takılan kelimeler var. Bunlardan bir sıralama yaptık. Buyurun. Ya da yaptım kendimce. 3 kişi var. Üçüncüsü Cüneyt'in söylediği kontağı kesme. İkincisi senin güzel aşağılamaların çok bazen iyi tınlıyor. Birincisi de dön şeklinde. Dön artık. İyi trend oldu. Ben ikinciyi anlayamadım ya. Yani çok iyi aşağılıyorsun lan. Ondan şey yaptım. Mesela bir örnek görür müsün? Ya ben kötü mü aşağılıyorum? Şimdi tabii eğer aşağılıyorsak yani bu işte ayrı kategoriler. Hiç aşağılamadım kimseyi bugüne kadar. Ben de hiç aşağılamayı sevmem. Ya evet. Bugüne kadar bir kişiyi aşağıladıysam o da yani kalçasının 80 olduğuna bakmadan her tarafının beyin olduğunu iddia eden bir kadındı. Usta, o da çok uzun yıllar önceydi yani anımsamıyorum bile. Ya usta ayrı kategorilerde koşuyorsunuz o yüzden yani şey yapamayacağım orada bir şey yok. Şimdi yani. Koşuyoruz bu doğru. Hepimiz bir yere koşuyoruz. Ama ben hakikaten yani hangi anlamda ne yanı mesela nasıl yani? Ya bazıları tatlı küfreder, bazıları kötü küfreder. Yani onun gibi bir şey. Seninkiler... Soyut bir şeyden bahsediyoruz evet, anladığım kadarıyla. Biraz daha şey yani. Evet. Peki tamam. Uh-huh. Dön o zaman ya. Eyvallah. Eyvallah. Dön. Ay be. Ay be. Ay be. Gel bir misket oynayalım seninle ya şurada. Amirler. Ne misket ya? Zeybek oynayalım, misket oynayalım. Bir diz vuralım ya. Kolları açıp yarım dönelim ya. Meteciğim ya. Dön kanacığım dön. Efendim? Selam. Selam. Ben Marslı. Marslı? Basri. 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 Evet. Abi. Evet. Ya bu perşembe gecesi gelmek istiyorum ama gel. Örgü'ye. Gel. Ben çok memnun olurum. Ben de çok sevinirim Basri seni orada görmekten. Evet. Ben de çok memnun olacağım. Tabii bir güzellik yaparsanız yani. 3 milyonun yok mu? 3 milyon mu? Vallahi çok sıkışım bu ara. Ben de. Bir şey içmeyecek misin? Orada mı? Hı. İçeriz ya. Oraya geldikten sonra. O işte o da 3 milyon. Yani 3 milyonu ya. Kapıda verip girersen zaten beleş içiyorsun. Öyle mi? 3 milyon değil gerçi ama. 1 milyon falan. 1 milyon falan yani. Yani. Adam gibi bir şey içmeye kalktın mı? Ya bak 2 saattir arıyorum valla. Çok uğraştım ya. Çok uyanmışsın ya. Çok yorgun. Bak bu saate kadar bekledim. İçim acıdı be. Vermeyelim yani. Benim de yani. Fredrik Nietzsche'nin Deccal diye. Hristiyanlığa lanet isimli bir metni vardır. Okudun mu onu? Ne yazık ki. He? Hayır. Bir oku onu be. Tamam Basri. Okurum. Bir oku onu ya. Peki şu anda başka bir şey okuyabilir miyim size? Çok kısa. Olur. Saat tıkırtısı kadar rahatsızlık verici. Her saniye azalan zamanla birlikte artan uykusuzluk. Kaybedeceğini bile bile ertelerken aşkını, umutlarına bağladın hep bir sonrası. Ya bu şiir mi? Gibi. Kompozisyon bu ya. Yani ben sadece güzel sanat yani. Evet. Bir gür sesle okuyalım ya. Peki. Zaten pek bir şey de kalmadı. Ne zordur halbuki bir oyun terk etmek. Her hareketini yargılarken yarattın efendim. Gibilerinden bir şeyler. Anladım. Ya bu yalnızlık muhabbetine gelince abi vallahi geçen hafta yalnız değildim. Eve 4 kız geldi. Ama abi yalnız uyudum ya. Şimdi A çok çirkinsin, B kızlar çok çirkin, C dallamasın. Bir dallamalık var yani. Var çünkü evet. Yani bir evde 5 kişi. Yani nasıl olsa, ama... ne varsan ya bir yatar ya. Geçen gün Kaan'dayız, 5 kişi. Yani yan yana yatar. Ev şey at koştur, ev kocaman. Evet. Ama. Birkaç ihtimal var. Bir, kanepe ihtimali. İki, alt kattaki yatak odası ihtimali. Üç, kütüphane.
4 çatı katı. Çatı katı. Şimdi 4 ihtimal 5 kişi. Ya bir eşeklik yaptın, onlar bana fazla içildi galiba. Anladım. Ne olur? Olur. Kanca olur. Evet. Kanca olur. O zaman sabah koşacaksın. Tamam. Sabah koşacaksın. Sabaha karşı tamam. Yani 5.30-6 gibi koşacaksın. 6 gibi koşacaksın. Öyle yapacaksın yani. Ve koşmuşken tam koşacaksın. Koşmuşken tamam. Koşacaksın. Yani. Tamam. Koşmuşken koşacaksın. Peki. Ya bir de perşembe gecesi. Hani diyorum. Hiç sanmıyorum. Bak dediğimi yap. Kimdi o ya? Şey, Polonyalı'nın ismi. Boniek. Fredrik Boniek'in Deccal. Hristiyanlar lanet. Yani İsimli bir kitabı var. Ya. Onu bir oku sen ya. Hristiyanlar zannet. Deccal. Tamam. İsmi açtı. Boniek. Frederick Boniek. Frederick Boniek. Evet. Eyvallah. Hedir adam o ya. Yani bu kadar geniş ve bu kadar yüksek kalçası olan bir kızın ağlamasın ya. Bırak insanlık ağlasın ya. Alo. Pınar? Evet. Pınar neredesin sen ya? Oh God. Ya bir şey soracağım. Biz senin sesini duymak için ne yapacağız? Yani kapına mı geleceğim ben senin? Memnun olurum. Ben ölüyorum ya. Bir dakika. Bu Çok Yalnızlar Partisi'ne sadece çok yalnızlar mı geliyor? Çok sanmıyorum. Yalnız olanlar gelemez mi? Gelir. Ha, iyi. O zaman bu partiye gelebilmek için, bahsedilen davetiyi, daha doğrusu kazanabilmek için ne tarz bir aşağılanmadan geçmek gerekiyor? İşte aşağılanamayacak durumda olmak lazım. Öncelikle. Öncelikle. Hı-hı. O zaman demek ki ben kazanmaya adayım. İlk şart gerçekleşti. Aday, ancak Türkiye'de aday, aday biliyorsunuz. Pardon. Türkiye'de aday. Evet. Bizim Cüneyt şey dedi yani, eğer kapıda ya bir sorun çıkarsa Egemen, adımı verin. Erol Egemen. Kim bu Erol Egemen? Hiç bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Erol Egemen'le tanışsak zaten şurada. Ne ya? Ne çıksın bu adam ortaya? Ne ya? Çok yalnızı ya. Ne önemi var? Çıksın bu adam ortaya artık yalnızlık ya. Yalnızlık dediğin nedir ya? Erol Egemen'i tanıyorum abi. Sen tanıyor musun ya? Ha, diyelim ki yani tanıyorum. Balzak'la içiyoruz bir gün. Hangi? Haner? Ha, valide. Zambaklara taktı. Baba dedim, Allah yapma Allah ya dedim. Ya. Yapma ya dedim. Sen dedim, ne alakan olur senin zambaklarla ya dedim. Paris'teyiz. Yatıyoruz Yüzün Grande'yle. Dedi, bir an önce git dedi ya. Niye dedim? Gelir dedi. Şimdi gelirse gelsin dedim ya. Gelirse gelsin, dön dedim ya. Hadi ya. O dumandı lan. Sonra geldi. Bayağı erken geldi yani. Dedim niye dedim ya. Alışkanlık. Herhalde yani, herhalde alışkanlık. Bir saat erken gelmiş her zaman geldiğinden. Neredeydin dedim. İşte, vadideydik dedi. Zambak mambak meteyde şey yaptık dedi. Hoş geldin dedim. Şey yap yani. Geçen gün bir arkadaşımla konuşuyorum. Tuvalete girdim, seni hatırladım dedi. Goryo. Samuel. Hangi Samuel ya? Beckett. Alman lan o. Kişim olmaz lan. Top oğlum o. He, hem top hem Alman ya. Sizce bu davetiyi kazanabilir miyim? 3 milyonun yok mu Pınar ya? Var. O zaman sorun ne o zaman ya? Ama sorun gene de o davetiyi kazanıp geldim. Gel akşamüstü gel bana, beraber gidelim o zaman. Akşamüstü gelemem, akşamüstü çalışıyorum. 6'da gel, 7'de gel. 8'de gel, 9'da gel, 10'da gel. Nereye? Gel işte. Ne? Gel yani. Olur. Geçenlerde gelecektin, davetiyeni aldım götürdüm eve dedim. Ya, Pınar gelecek. Geldim, yoktun, kapı duvar, 3 saat kapı çal. Hadi canım sen evet de. Yani. Hadi canım sen de. Evet yani, 3 saat kapı çal. Hadi canım sen de. Yok ortada kimse. Saat 1.30'da evdeyim, eğer orada değilsen bir daha ne dönerim yüzüne bakarım ne de ne? Dön derim yani. Peki.
Bir buçukta oradayım. Nerede? Hakkı Baba'nın köftesine koşacağız değil mi? Evet. 1.45'te şeydeyim ya, 7-Eleven'dayım ya. Ben Hakkı Baba'yı bilmiyorum çok. Tamam, 1.45'te 7-Eleven'dayım. 7-Eleven'ı da bilmiyorum. Kahve içmiştik. Çok geride. Soğuk. Bulamam, kaybolurum. Benim yön duygum hiç yok. Soğuk bir kış gecesiydi. Yön duygum hiç gelişmemiş. Kar neden yağıyordu. Kadınların yön duygusu gelişmez? Bunu tartışmayacağım gecenin bu saatinden sonra. Neyse, davetiyi kazanmış kabul ediyorum kendimi. Sanmıyorum. Neden? Yani bunu yüz yüze konuşacağız. Ya da konuşamayacağız. Hoşça kal Pınar. Hoşça kal. Bir de ben buna karşıyım, kadınlarla yüz yüze konuşmaya. Ben de karşıyım. Gidelim ya. Gidelim daha. Senin babamın şeyimiz var. Hakkı Baba'ya koşacağız. Hayır, daha çok kimseyle konuşacağız mı? Alo. Hayır. Alo. Buyurun, buyurun. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Ben ilk önce şunu söyleyeyim. Kaan abi, ben o kitabı okudum ya. Deccal. Evet. Hatta onu kim, ben 25-30 kere okumuş olabilirim. Kim yazarı kimdi onu ya? Friedrich Wilhelm Nietzsche. Ha, Bonyek değil yani. Bonyek futbolcuydu tabii lan. Galiba. Dallama. Nietzsche Chopar değil mi ya? Chopar olduğunu zannediyorum. Polish lan o, Polish. Polonya asıllı Alman. Polish Chopar'ı. Polish abi. İkinci sınıf herif işte. Ya o değil de Savaş abi ne zaman gelecek Kaan abi ya? Savaş abi... Ben özledim mi onu? Hakikaten ya, Kara Kaçan'ın da şeyi var, mektubu var, onu yarın muhakkak... Ya. Yarın gelsin Savaş abi, ben bir arayayım Savaş abi ya. Ben çok merak ediyorum. Şimdi biri de söyleyelim de bir Savaş abi şey yapsın ya. Kıllandırsın biliyor musun? Kıllandırsın, gelsin. Bir ara geldi, çay içmeden gitti. Biz bozulduk arkadaş. Çay içer misin Mete ya? Bir çay alayım be, bir çay. Çay içer misin? Hayır. Ben de bir şey alayım. Recep! Bir açık bir kış kıçı. Tükürme güzelim be. Hadi canım. Hadi. Evet. Recep güzel çocuk ha. Abi Recep, evet. Yani bakmadığın sürece. Kaan abi. Canım. Abi bir şeyle karışmak gibi olmasın da bu bir gün de şey çağırın ya, Engin Noyan'ı. O adam iyi olur ya. Programı iyi götürür yani. Engin Noyan götürür oğlum. Evet, deprem olur o buraya gelirse. Bir şey olur yani. Yok olmaz ya, o adam mübarek bir adam ya. Mübarek. Bu adam çok mübarek. O Fethullah Gülen'i oynuyor değil mi? Fethullah Gülen'in yerine geçmeyi oynuyor. Ben biliyorum, o Fethullah Gülen olacak büyüyünce. İnşallah. Ben de gidip ona şey yapacağım. Secde edeceğim yani. Baba diyeceğim ya. Ay tutulacak, güneş tutulacak. Improvize bir müzik yap, feyz alalım diyeceğim ya. Abi ben haberler beraber gidelim ya. Neyse, Savaş abi gelir ya. İnşallah, ben yarın mutlaka bekleyeceğim onu. Gelir. Çay al. Hadi çay. 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 Yoğurt ye. Yoğurt almayayım ya. Köfte yiyeceğim. Kaan abi, bir de bu parti için ya. Çay. Ulan hem o. Şimdi bak. Çok fena durumdayım bir abi. Bir şey ya diyecektim, kapatacaklardı. Dedim farz et yani. Ama çok fena durumdayım Kaan abi yani. Hiç fark etmez. Friedrich Nietzsche'nin Deccal'ini okumuş bir adam bu şekilde yaklaşmaz meseleye ya. Ya o şekilde yaklaşmıyorum ama ne yapayım yani, sonuç ortam onu gerektiriyor. Bugün sınavdan çıktım işte, verdim sınavı, kadın doğum sınavı vardı. Kadın doğum. Yani bunun akabinde de bir ekstra İyi bir şey. İyi ki kadın doğum uzmanı değilim abi. Seks yapamazdım lan bir daha ben. Aynen. Kesinlikle katılıyorum. Aynen. Ama zaten yapamıyorum ben ya. Demek ki olabilirmişim aslında. Ya insan çok yaklaşmamalı ya şeylere. Yok ya, bence Kaan abi sana vermeyen ya, olamaz hassas ya. Hassasiyetleriyle oynamayalım insanları. Hakikaten insanların derinliklerine şey yapmayalım. Ciddi söylüyorum ya ben Kaan abi. Ben hassas şeylerden tamam, uzak durmak taraftarıyım. Tamam, belki tip olarak falan. Mete abinin yanına gelemiyorsun ama bir... Evet tabii. Şimdi ses olarak, bir bunun... karizma olarak... Öyle tabii. İçtiğim sigaraya bak ya Mete. Mesela programı sen götürüyorsun bence. Mete şu sigara içen adama şey olmaz mı ya, bak. Şunu içiyorum ben be. Kaç tane var bunu içen adam bu ülkede ya? Bir tek sen varsın vallahi Kaan. Ben Samsun içiyorum abi 12 numara. Ne olacak benim halim ya? Ben yalnız mı öleceğim? At mıyım ben ya? Hayatta mı öleceğim yani? Muhtemelen. Samsun içiyorum abi, strip 12 numara ya. Kokuyorsun onu, leş gibi kokuyor. Ağzım yara oldu ya.
Neş gibi kokar. Olur olur. Vallahi ağzım yanıldı. Kim bu Erol Egemen ya? Tanımıyorum ya. Erol Egemen değil de ben Burçin'i tanıyorum abi. Şişli'de. Burçin kim? Duman bir yavrunun yanında çalışan bir toptu. İşte onunla kısa süreli bir ilişkim olmuştu. Onu tanıyorum da Erol Egemen'i tanımıyorum. Ve ben Nietzsche hastasıyım ya Kaan abi. Bu bende herhangi bir defek oluşturabilir mi sence? Oluşturur. Toplaşırsın bir süre. Bir süre sonra yani. Çok okuma. Kafayı yiyeceğim zannediyorum. Çok okuma. Şey, elinde fenerle gündüz vakti. Tanrı'yı aramaya çıkıyorum ben. Tanrı olduğunu sanmıyorum onu. Bu sene hiç niye palamut olmadı diye dolaşırsın ortada. Bu sene palamut olmadı Mete ya. Üstüne evet uskumru oldu biraz. Biraz oldu. Geribol'da falan çıktı uskumru evet. Yani. Hiç Marmara'da uskumru yok artık. Palamut olmadı. Bu şupralar iyiydi bu sene güneyde. Partide balık var mı abi? Geçen gün. Sonması denizde öyle. Denizde balık çok. Denizde var. Maksat ya bütün şey kuyruğu dik tutmakta yani. Ya benim plaklarım ne oldu acaba ya? Dedim bir iskorp getir bir... Şey dedim ya, iki tane iskorpit bir balık çorbası yapalım şurada dedim ya. Neyse aldım karaciğeri maraciğeri attım, ayırdım şeyi löpeti. Abi partiye siz gelecek misiniz? Ya ben ona göre geleceğim. Tencereyi yarıya kadar su doldurdum yani, Mete. Attım şeyi, iskorpitleri. Bir kaynadı, köpüğü aldım tahta kaşıkla. Her gün 1 milyon biriktirsem 3 milyon. Biraz limon sıktım, biraz 2 milyon da babamdan alsam patates, yol parası. Domates ekledim üstüne işte. Dönüşleri yürüyerek gelirim herhalde ya. Sen içtik mi onu ya? Yardımcı Kaan abi çıkma. İçtik yani bayağı da şey olmuş yani. Valla mı? Beyaz eti şey yapmış. Üç arkadaşınızı hepimiz Pedro, çok önemli değilse ya. Almayacağız. Nereye geri döneceksin sen? Ya işte diyorum 3 gün var abi. Her gün 1'er milyon biriktireceğim. 3 milyon. 2 milyon babamdan alacağım. 5 milyon. 5 milyon. İşte 3 milyonu girişte verirsem. Oraya git, ben Hazretler'de oturuyorum. Karşıya gidene kadar yol parası. Hadi bir de içki içtim, geriye yürüyerek döneceğim. Markiyle takılırsınız ya, geri dönmezsin. Sabah kadar modada, parklarda, sabah. Modada, parklarda. İyi mi onda ya? Anlaşabilir miyiz onda? Kesin. Kesin. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Abi iyilik yapın ya. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Sanırım son bir kişi daha alıyoruz. Emin misin ya? Evet. Vaktim yok çünkü. Benim de yok. Buyurun. Alo. Buyurun. Kaan merhaba. Merhaba. Ben Recai. Kim? Recai. Hangi Recai? Kutan mı? Yok be. Şey duydum da aşağılama gibi bir şeyler duydum. Nerede? Kimi? Ben ne bileyim işte. Dinliyordum duydum dedim herhalde benden bahsediyorsunuz. Bir arayayım dedim. Recai seni aşağılıyor muyuz biz ya Recai? Abi senden sonra Rüttenge Maltist oldu be Kaan. Ne alakası var Recai'cim ya? Ben kendimi toplayamadım be. Ne alakası? Çayı iç, ıhlamur çiçeği. Abi bir de sen yetmiyormuşsun gibi bir de Brit'ten bugün ikinci darbeyi yedin. Ne Allah. Demek abi ya benim tek dostum içkim sigaram ya. Yıkıldım abi be. Dönsün lan bu Brit. Geçen gün. Dönsün bu Brit tabii ya. Dön lan Brit. Dön lan. Senden sonra arabine bu çıktı be. Abi sıcak da kar etmiyor artık be. Şey yap oğlum. Yani sıcak su dolu şey yap. Sarmar bir şey yap. Ya abi bir haftadır sıcak su dolu küvetin içinde yatıyorum be Kaan be. Olmuyor abi be. Bir kara sinek yakala küvete bırak. Bak olabilir. Doğru. Geçen gün Hüseyin Usta aradı. İki dostum var dedi. İki dostum var dedi. Beyaz dedi ikisi de. Bir tanesini içiyorum dedi ya. Yuh sana be Hüseyin Usta. O da dönsün be Kaan. O da dönsün be. Hüseyin Usta dönmez. Sana söyleyeyim Hüseyin Usta. Ben de hiç sanmıyorum. Hüseyin Usta'yı gördün mü dönersin zaten. Yani kafadan dönersin yani. Peki eyvallah. Biz de yıldoya benzemeye başladık. Akşam bir koy be. Koy be. Efkarlandım yine bu gece be. Koy. Hadi be. Efkarlandım yine bu gece. Koy abi. Nasıl olsa terk edecek. Eyvallah hocam.
değişmez sorumuz. Nedir ki sonumuz? Toprak değil mi erkeni geçi? Aldırma sen doldur be meyhaneci. Koy 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 koy. Koy 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 koy. Doldur. Bak efkarlandım yine bu gece. Koy 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 koy. Koy 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 koy. Dostlar gitmeden gizlice. Koy 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 koy. Çok ülkeler gördüm, çok diyarlar gezdim, öğrendim alemin sırrı nedir? Dünyanın merkezi bu meyhanedir. Koy 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 koy. Koy 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 koy. Doldur bak efkarlandım. Yine bu gece Allah be. Kaybolanlar kulübü her zaman olduğu gibi.